Huzur vardı eskiden, mutluluk vardı. Türk olmak asla utanılacak bir durum değildi. Memleket bile sorulmazdı komşulukta. Ticarette de bereket vardı. Birlik vardı, dirlik vardı. Bölük bölük, parsel parsel parçalanmamıştı cennet ülkemiz. Eski güzel günlere dönmek için bizi takip edin, bizi destekleyin. Dostuma her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la 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 lay 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 la. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna emraha, bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 la la lay lay. Mecnun'a, Leyla'sına, erişilmez sırrına. Sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdun dersin, derya olur gidersin. Bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la 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 lay lay. Gözü pek yanık bağrı, türkü söyler çobanı. Zengin, fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eylerim, gerisi Allah kerim. Bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay. Bir başkadır benim memleketim. Hayata veda etmek üzere olduğum şu anda, devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim. Karımı ve çocuklarımı şefkatle anarım. Kimseye kırgın değilim. İyi akşamlar diliyorum öncelikle. Hepinizi tek tek ayaklarına sağlık. Sizleri burada görmekten hakikaten çok büyük bir onur duydum, mutluluk duydum. Ama en çok da Demokratik Gelişim Partisi Genel Başkanı Profesör Sayın İdris Bolu aramızda görmek bize şeref verdi. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Zaten başkanım da bugün çok yoruldular. Onu bayağı bir yorduk bugün. Sözü ben başkanıma bırakıyorum. Oturarak devam edelim ben yaptım. Nasıl? Oturarak devam edelim. Ben görüşmediğim için. Tamam. Değerli hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle bu toplantıyı organize eden kıymetli arkadaşlarıma, Cansın Hanım'a, yönetim kurumundaki arkadaşlarıma, bizi tanıştıran Yekta Bey'e, kıymetli hanımefendiye, Melek Hanım'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sizler icabet ettiğiniz için, toplantıya katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Öncelikle bu tip toplantılarda hep şöyle olur. Biz bir şeyler konuşuruz, insanlar bir şey sormak ister. Ve soruların onda birini alıp gideriz. Ben şöyle bir, eğer müsaade ederseniz, uzun uzun diye isterseniz şöyle bir çerçeve çizmek isterim ama isterseniz hiç çerçeve çizmeyeyim. Belki sizin çok da ilginizi çekmeyen bir çerçeve de olabilir bu. Sizin sorularınızdan direkt başlayabilirim. Yani sorularınız deyince aklınıza ne gelirse, yani hiçbir sansür olmadan her şeyi bana sorabilirsiniz. Yani çok detaylı, teknik bir soru ise bilmiyorsam bilmiyorum derim ama hiçbir sansür olmadan her şeyi bana sorabilirsiniz. Ama en azından giriş mahiyetinde
birkaç şey söylemem gerekirse, yani şahsımla ilgili, ben Kütahya doğumluyum. İlk okulu Kütahya'da, Dumruklar'da, Dumruklar'a bağlı Arpalı köyünde tamamladım. Sonra Savaştepe Öğretmen Lisesi'nde eğitimle devam ettim. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini okudum, bitirdim. Peşinden İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde Uluslararası Politika bölümünde master yaptım. Daha sonra Manchester Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında doktora yaptım. Yine Amerika'da Fulbright programı çerçevesinde Harvard Üniversitesi'nde çalışmalar yaptım. Ankara'da Polis Akademisi'nde kadrom vardı. 2011'e kadar orada çalıştım. 2010'da profesör oldum. Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, oralarda derslere girdim. ASAM'da kısmi zamanlı çalıştım. Politika merkezinde yine mütevazi bir yerde direktörlük yaptım. Kendim de dernek faaliyetlerinde bulundum. Ankara Global Araştırmalar Merkezi'ni kurdum. Yine tarih bilincinde Buluşanlar Derneği'nde aktif rol aldım. Siyasete şundan dolayı girdim. Benim alanım aktif bir alan olduğu için, uluslararası ilişkilerle güncel olarak ilgilendiğim için, sadece uluslararası ilişkilerle ilgili değil, iç siyasetle de ilgilendiğim, güvenlik meseleleriyle ilgilendiğim, insan hakları meseleleriyle ilgilendiğim için yoğun bir şekilde medyayla ilişkilerimi devam ediyordu. Görüşlerimize başvuruyorlardı. Ve o dönemde de İktidar Partisi şeref verirsiniz dediği için, belki başkaları o dönemde daha önce söyleseydi başka partilerden olabilirdi. Biz o partiden girdik. Ama girerken hiçbir zaman biz hangi odaya girersek, nereye girersek oranın boyasıyla boyanırız mantığıyla girmedik. Ya ne mantıkla girdik? Bir sepetin içerisinde ne kadar kıymetli eşya varsa o sepet o kadar kıymetlidir. Ben vekil olurum. Birikimim çerçevesinde raporlarımla, önerilerimle, eleştirilerimle katkıda bulunurum düşüncesiyle ben siyasete girdim. Ama meğerse şöyleymiş mantık, özellikle iktidar partisinde. Ben size değer verdim, sizi listeye koydum. Öyleyse siz de size yakışanı yapacaksınız. Yani ne yapacaksınız? İtaat edeceksiniz, meclise geleceksiniz, sorgulamadan oylayacaksınız, elinizi indirip kaldıracaksınız. Sonra doğruca seçildiğiniz bölgeye gideceksiniz. Niye gideceksiniz? Halkın nabzını tutmak, öfkesini, tepkisini sünger gibi emmek için bunu yapacaksınız. Yönetenler de rahat yönetecek. Bu doğru mu? Bu doğru değildi yani. Hiçbir açıdan doğru değildi. İslami açıdan da doğru değildir bu. Ben İmam Hatip mezunu bile değilim ama bir Türk olarak, bir Müslüman olarak azıcık da olsa biliyoruz ki Hazreti Muhammed döneminde, Efendimiz döneminde bile istişare vardı. İnsanlar diyordu ki bu senin düşüncen mi Allah'ın düşüncen mi? Benim düşüncem dediği zaman o zaman tartışalım, istişare edelim diyorlardı. Ve Bedir, Uhud dahil olmak üzere birçok defa Allah'ın peygamberinin dediği değil, istişare neticesinde başkalarının önerdikleri kabul gördü ve uygulamaya koyuldu. Öbür taraftan Batı'ya bakarsanız, dünyadaki genel uygulamalara, birinci sınıf demokrasilerdeki uygulamalara bakarsanız, özellikle Batı'da, Amerika'da derler ki bizde başbakan olabilirsiniz ama ya da başkan olabilirsiniz fakat her şeyi kendiniz belirleyemezsiniz. Her kararı kendi başınıza veremezsiniz. Kararlar pazarlık masasında oluşturulur. Ve o pazarlık masasında başbakanın dışında özgür medya vardır, özgür düşünce kuruluşları vardır, lobiler vardır ve diğer kamuoyu gibi diğer aktörler vardır, diğer siyasi partiler vardır. Dolayısıyla gördük ki bu iş böyle değil. Arkadaşların yaptığı hiçbir şeye uymuyor. Ve içinde kaldığım 2,5 sene mi o civarında bir şey, çünkü 12 Haziran 2011'den 30 Kasım 2013'e kadar kaldım. Ve o süre içerisinde 9 tane rapor hazırladım. Mecliste
Gezi raporuyla alakalı rapor hazırlayan başka bir vekil ben duymadım. Çözüm süreciyle alakalı ki bir tane değil de 3 ya da 4 tane raporum oldu. Mısır'la alakalı raporum oldu ve zamanında uyardık. Çözüm süreci adı altında örgütü güçlendireceksiniz. Kuzey Suriye'de devlet kuracaklar, meşruiyet kazanacaklar, vatandaşa baskı yapacaklar, daha da güçlenecekler gibi birçok uyarıyı yaptık. Ne zaman yaptık? Şimdi mi yaptık? Hayır. Mart'ın 2013'ünde. Daha süreç başlarken yaptık bunları. Geziyle yine ilgili belki bu sorularınız olursa bu konularda daha açabilirim. Uyarılarda bulunduk. Mısır'la alakalı uyarılarda bulunduk. Onlar dediler ki yapmayın böyle dediler. Bizi, beni yani ikna odasına aldılar. Daha gençsin, vekil olacaksın. Yapma böyle. Ben dedim ki ben çocuk değilim. Sizden izin almam. Vekil olmadan daha fazla ben televizyonlarda, gazetelerde görünüyordum. Kusura bakmayın sizden izin almam. Neyse gereğini yerine getirin dedim. Onlar da patronları aradılar. Gazete yayın yönetmenlerini aradılar. Bu adamı çıkarmayın dediler. En son bizi disipline verdiler arkadaşlar. Ve biz de dedik ki o zaman siz milletin ailesine küfredenleri vermiyorsunuz disipline. Bizi veriyorsunuz. Ya da Allah-u Teala'nın sıfatları işte dönemi başbakanında var diyenleri vermiyorsunuz. Bizi veriyorsunuz. Özür bekliyoruz. Yoksa dedik istifa edeceğiz. Tabii özür gelmedi. Biz de istifamızı yaptık. Ondan sonra neden böyle bir yola girdik? Belki buna benzer sorularınız olabilir ama ben hani özetleme bağlamında bir çerçeve çizme bağlamında şu kadarını söyleyeyim. Bu süreçte ne zaman 300-500 metre yürüsek, belki 100-200 metre yürüsek, inanın vatandaşımızın durdurdu. Sakın ha dönmeyin, dik duruşunuza devam edin dediler ve inanın ağlayanlar bile oldu bunu derken. Biz de dedik ki o zaman, insanlar Moğollardan korkar gibi korkarken, bu kadar da teşvik var iken korkmak doğru olmaz, bunun vebali olur diye düşündük. Ve parti kurma çalışmalarımızı devam ettirdik. Tabii iktidar partisi de biz kurmayalım diye ellerinden gelen gayreti sarf ettiler. Medyaya yasaklamanın ötesinde daha neler yaptılar. Yanımıza gelip giden arkadaşlara telefon ettiler. Özellikle iş adamlarını uzaklaştırmak için ciddi uyarılarda bulundular. Bizimle kahvaltı yapan insanlara polis yolladı, ifade alındı. İdris Baldarbe yapacak diye Star Gazetesi'nde manşet yaptılar. Yanımıza özellikle hassas kurumlarımızla ilgisi olan insanları yollayıp fitne çıkarma anlamında bir şeyler de oldu. Ama biz kurduk ama nasıl kurduk? Özellikle ilk arkadaşlarımızla çoğu arkadaşımızı kaybettik. Yeni arkadaşlarımızla kurduk. Bu defa da itibarsızlaştırma stratejisini takip ettiler. Özellikle yandaş medya, havuz medyası bizimle alakalı çok manşet yaptı, haber yaptı. Özellikle takvimde çok fazla manşet çıktı. Ondan sonra tabii biz acil bir şekilde teşkilatlanmamızı tamamladık. Seçime girebiliyoruz. Fakat onların da tabii ki faaliyetleri devam ediyor. Zira iktidar partisi dini ve milli değerleri çok iyi kullanıyor. Mağduriyeti çok iyi oynuyor. Havuz işlerini yani havuzda para toplamayı çok iyi biliyor. Havuz medyası oluşturmayı çok iyi başardı. Hepsinden önemlisi psikolojik savaşı çok iyi yapıyor arkadaşlar. Psikolojik savaşı çok iyi yapıyor. Bu çerçevede şunu unutmamak gerekiyor ki mücadele edebilmek için psikolojik savaşı, arkadaşların stratejisini çok iyi bilmek gerekiyor. Benim şahsi kanaatim odur ki geleceğe bakış bağlamında Türkiye'de Kılıçdaroğlu'nun gidip bir başkasının gelmesi gibi ya da Bahçeli'nin gidip başka birinin gelmesi gibi önerilerden ziyade bence bu insanlar, kıymetli insanlar hepsi bizim Türk siyasetinde bir rönesansa, reforma ihtiyacımız var. Yeni bir algıya, anlayışa ihtiyacımız var. Bunun detayları uzun uzadıya konuşulabilir ama en azından 5-6 tane sayarsak bir Türk siyasetinin ortak paydası demokrasi ve hukuk olmalı. Yani ne olmalı? Şeffaflık, hesap verebilirlik, bağımsız yargı, özgür medya, düşünce ve ifade hürriyeti, inançlara özgürlük ama hangi inançlara?
inançlara saygı, tüm inançlara, katılımcı siyaset. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Biz iddia ediyoruz ki, ben iddia ediyorum ki, şeffaflıktan, hesap verebilirlikten, bağımsız yargıdan kimse rahatsız olmaz. Savcı da, sorcu da rahatsız olmaz. Müslim de, gayrimüslim de rahatsız olmaz. Kim rahatsız olur? Hırsızlar, arsızlar ve yolsuzlar rahatsız olur. Ortak payda demokrasi derken, demokrasi olması lazım, hukuk olması derken, şunu kastediyorum. Biz bir araba alırken, arkadaşlar, bir Müslüman olarak, bir Türk olarak, bir Arap olarak, bir Kürt olarak, bir başka bir şey olarak, ne diyorsak aynısını Çinli de söylüyor, Yahudi de söylüyor, Hristiyan da söylüyor. Kaç tane arabası da var? Yol tutuşu nasıl? Yakıtı nasıl? ABS'si var mı? Niye? Çünkü bu özellikler bizim kimliğimizden öte bir özellik. Şimdi aynı şekilde devlet yönetmenin, insanları yönetmenin, halk yönetmenin de ortak ilkeleri var mı? Tabii ki milli değerlerimiz var. Tabii ki milli değerlerimiz çerçevesinde farklı uygulamalarımız, hesaplarımız, planlarımız, projelerimiz olacaktır. Ama işte bu saydığım şeyler arkadaşlar, şeffaflık gibi, hesap verebilirlik gibi, bağımsız yargı gibi, özgür medya gibi, bunlar ne olursak olalım, kaliteli bir yönetim için, hırsızlığın, arsızlığın, yolsuzluğun olmadığı, olmayacağı bir yönetim için şarttır. Yani neden? Şeffaflık demek, meydanda yaparsın. İzleyeceğin bir şey yoksa meydanda yaparsın. Hesap verebilirlik ne demek? Hani bir söz vardır ya, yanlış hesap Bağdat'tan döner, yanlış hesap Sayıştay'dan döner demektir. Doğru dürüst bir Sayıştay demektir. Ve bağımsız yargı, bağımsız yargıdan niye korkulsun ki? Adalet dağıtan, siyasallaşmamış, iktidarın emrinde olmayan bir yargıdan niye korkulsun ki? Adalet dağıtıyor demektir. İşte değerli arkadaşlar, ortak payda demokrasi, hukuk demek, bu değerler demektir. Bu değerler olursa ülkemizde gerçekten herkesin mutlu olacağı, herkesin huzur içerisinde, barış içerisinde yaşayabileceği bir ortamı tesis etmiş oluruz. Sonra diğer bir özellik ne olmalı? Diğer bir özellik şu olmalı. Partilerimiz ve Türk siyaseti kurumsallaşmalı. Ne demek bu? Kişilerle kaim olan daim olamaz demek. Bu ne demek? Aynen Avrupa'da, Amerika'da, başka yerlerde olduğu gibi partilerimiz ilkeler üzerine kurulmalı. Kişiler tramvaya, otobüse, minibüse, taksiye binip inenler olduğu gibi kişiler, liderler, üyeler değişebilir ama bu ilkeler çerçevesinde partiler devam etmeli ve parti içi demokrasi olmalı. Ne demek o? O şu anlama geliyor, şu demektir. Apple şirketi bile kendi içerisinde bir muhalif birim kuruyor. Niye kuruyor ya da kurduruyor? Tartışılsın. Bir yanlış varsa üretilen bir ürün geri dönmeden, ağır eleştiriler almadan düzeltilsin ve başarılı olsunlar. Öyleyse siz ülkeyi yönetiyorsanız eleştiriden, parti içi istişareden korkmamanız gerekir. Yani ikinci olarak partilerimiz kurumsallaşmalı, liderlerle kaim olmamalı, ilkelerle kaim olmalı ve istişare yapılabilmeli. Tabii bu kakafoni, kavga, kargaşa anlamına gelmez. Belirli bir disiplin çerçevesinde herkes doğru bildiğini söyler. Eğer lider kadrosu neyse illa böyle olacak diyorsa öyle olur ama neticesinde bu yanlışla bir bedeli varsa doğal olarak o bedelin riskinde kendi omuzlarında bu lider hisseder. Üçüncü olarak biz de merkez sağ az çok dini ve milli değerleri kullana gelmiştir siyasette. Merkez sol ise az çok Atatürk'ü ve laikliği kullana gelmiştir. Oysa geleceğin siyasetinde proje siyaseti olmalı. Dini değerlerimizde, milli değerlerimizde, Atatürk devletiyle ortak bir fayda olarak görülmeli. Kimsenin tekelinde olmamalıdır. Bu bağlamda belki laiklik dendiğinde bazı arkadaşların kafası karışabilir. Dünyada tek tür laiklik algısı ve uygulaması yoktur. Anglo-Sakson algılaması ve uygulaması vardır. Kara Avrupası yani Fransa tipi bir algılama uygulama vardır. Bir de belki bizim Türk tipini bir örnek olarak verebiliriz. Anglo-Sakson uygulamasında yani İngiltere, Amerika gibi oralardaki uygulamada inanç hürriyeti anlamına gelir. İnançların serbestçe yaşanabilmesi ve inanç hürriyetinin sigortası anlamına gelir. Bu anlamıyla aslında dini değerlerimizle de çatışmaz. Osmanlı'yla tarihi uygulamalarımızla da çatışmaz. Ama Fransız uygulaması birazcık dinlere
sınırlama getirirken Türkiye'deki özellikle belli dönemlerdeki uygulama ise tamamen laikliği din karşıtlığı şekline koymuştur. Kısacası bu değerler, dini değerler, milli değerler, Atatürk, laiklik, bunları şöyle görmek lazım. Bunlar kimsenin tekerinde değil. Bunlar kullanılarak siyaset yapılmamalı. Ya siyaset nasıl yapılmalı? Siyaset projeler üzerinden yapılmalı. İnsanlar oturmalı, eğitime, sağlığa, ulaştırmaya, güvenliğe, tarıma, dış siyasete, başka alanlara dair projeler hazırlayıp projelerle yorularak mücadele etmeli. Başka bir deyişle bir Müslüman, bir Hristiyan, bir Yahudi, bir başka biri dünyanın her yerinde siyaset yapabilir. Ama siyaset yaparken içinde siyaset yaptığınız toplumla barışık olmak zorundasınız ve siyasetinizi projeyle yapmak zorundasınız. Ben bir Türk olarak, bir Müslüman olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde siyaset yapsam, Amerikan tarihiyle, kültürüyle, inançlarıyla uğraşmam, projemle var olmaya, iddialı olmaya çalışırım. Zaten uğraşmaya çalışırsam onlar beni silerler. Bu genişmekte ülkesler buna müsaade etmezler. İşte bizim ülkemizde de herkes siyaseti yapabilir. Müslümiyle, gayrimüslimiyle herkes yapabilir. Bir gayrimüslimiyle ya da bir başkası bile başbakan olabilir, siyaset yapabilir ama bir, çoğunluk Müslümanlarla, Türklerle barışık olacaksınız. İki, başka azınlıklarla, Yahudisiyle, Süryanisiyle de barışık olacaksınız. Onların inançlarına saygılı olacaksınız. E ondan sonra siyaseti projelerine yapacaksınız. Kısacası proje siyasetine geçmek mecburiyetindeyiz. Ondan sonra siyaset yatırım alanı olmamalı. Zenginleşme alanı olmamalı. 10 sene içerisinde 160-165 defa ihale kanunu değiştirilmemeli. Bu ahlaki de değildir, hukuki de değildir, demokratça da değildir. Eğer bir insan çalışarak, verimli çalışarak, risk alarak zengin oluyorsa böyle bir durumda kutlamak lazım. İstihdam oluşturduğu için, vergi verdiği için ama iktidarın kanatları altında zenginleşme doğru değildir. Dolayısıyla geleceğin siyasetinde Türk siyaseti zenginleşme alanı değil, alma yeri değil, verme yeri, fedakarlık alanı haline gelmek mecburiyetindedir. Aynen gelişmiş demokrasilerde, Avrupa'da, Amerika'da olduğu gibi, Japonya'da olduğu gibi. Bir diğer konu, bizler kabul etmek lazım ki değerlerimizle, tarihimizle, inancımızla övünürüz. Ama biz övüne dururken, avam deyişiyle hani telaffuz etmek istemiyorum, Avrupa'ya bakın, Amerika'ya bakın, başkalarına bakın. O ülkelerde siyaset yalanla mı yapılıyor, ticaret yalanla mı yapılıyor? Tam tersine yalan söylediğiniz zaman ticarette de, siyasette de bitiyorsunuz. Hatta Clinton gayrimeşru ilişkisinden çok yalan söylediği için sorgulanıyor. Ama gelin görün ki biz bir taraftan değerlerimizle övünüyoruz. Ama bizim değerlerimize göre yalan önemli günahlardan, büyük günahlardan biri olmasına rağmen Türk siyaseti yalancılık anlamına geliyor. Kaypaklık anlamına geliyor. Sayın Arınç'ın dediği gibi ütme sanatı anlamına geliyor. Derhal siyasetin bu algısını değiştirmek, doğrulukla siyaset yapılabileceğini göstermek mecburiyetindeyiz değerli arkadaşlar. Aksi takdirde siyaseti kaypaklık olarak gören, yuvarlaklık olarak gören yuvarlak insanlara teslim etmiş olursunuz. Bana sorarsanız siyaset kaypak insanlara terk edilmeyecek, bırakılmayacak kadar önemlidir. Dürüst insanlar siyasette yer almalı. Zira siyaset kamu gücünü kullanır. Kamu kaynaklarını kullanır. Ondan sonra da dönüp siyasete, siyasetçiye kızma hakkı olmaz. Yani bir taraftan siyasete hafife alacaksınız, sonra da siyasetçiye kızacaksınız. Dolayısıyla siyaset dürüstlükle yapılmalı. Hatta bir anekdot anlatayım. Ben siyasal okur iken bir arkadaşım bana dedi ki senden siyasetçi olmak. Niye dedim? E yalan söylemiyorsun dedi. Bu seviyeyi düşürün demeli siyaset. Dolayısıyla biz bu idealler çerçevesinde partimizi kurduk. Seçime girebiliyoruz. Ama bir taraftan tabanımız çok iyi. Neden? Çünkü farklı siyasi görüşlere sahip insanların teşviği oldu. Ülkücüsüyle, sosyal demokratı ile, muhafazakarı ile,
mezhepsel anlamda Alevisiyle, Sünnisiyle insanlar teşvik etti. Ama yukarıya doğru gidildiğinde biraz daralıyor. Tam üçgen gibi olmasa bile sebebi tabii siyasi baskılardan dolayı finansal anlamda sıkıştırıyor. Tabiri caizse iktidar böyle elini uzatmış kolunu böyle gırtlağımızı sıkar gibi bizi finansal anlamda bitirmek için iş adamlarını uzaklaştırıyor. Bizi yine kadro anlamında, siyasal anlamda yalnızlaştırmak için bize yönelik yıpratma faaliyetleri yapıyor ki insanlar korkusun, yanaşmasın, yalnız görsün, çekilsin. Bunun örneği nedir? İl başkanıma mesela bir öyle bir iki tane haber aldım. İşte siz sakın il başkanı olmayın. Bu zaten Silivri'ye yani hapse gidecek. Siz de gitmeyin gibi korkutmalar yapmışlar. Tabii insanların kimisi korkar, kimisi korkmaz ama böyle bir gayretleri olduğunu biliyorum. Bir de son olarak sizin sorularınızı almadan o psikolojik savaşı iyi bilen iktidar tabii ki muhalefetle alakalı da boş durmaz. Öncelikle hepinizin çok iyi bildiğiniz ve takip ettiğiniz gibi muhalefeti ya da potansiyel muhalefeti yok edebilme anlamında bakınız ANAP, DYP birleşmesi hiçbir şeye benzemedi. Çok fark ettiniz yani bu tesadüf olduğunu düşünmüyorum ben bunun. Numan Bey'in, Süleyman Bey'in içeriye girmesi hakikaten herhalde bu da tesadüf değildir. Onlar da girerek omurgalarıyla alakalı güzel bir resim verdiler. Ama bana sorarsanız çirkin bir resimdi bu. Yani vizyonlarıyla alakalı, tutarlılıklarıyla alakalı bir resim verdiler diye düşünüyorum. Bir taraftan Harun gibi gelip Harun gibi gidecekler derken diğer taraftan tam da Karunlaştıkları bir dönemde oraya girmek bilemiyorum nasıl açıklanabilir, nasıl yorumlanabilir. Ondan sonra biz çıkmayalım diye biraz önce arz ettiğim ciddi sıkıntıları bize ortaya koydular. Hakikaten ciddi anlamda üzüldüler. Zannediyorum çoğu insan o sıkıntılardan sonra partisini kurmazdı yani. Ondan sonra bizi itibarsızlaştırmak için yine medyayı kullandılar, kullanıyorlar. İçlerimize, içimize soktukları insanları kullandılar. Hatta şu anda da yine bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani böyle şey gibi yani zaman zaman bu şeyleri olgunlaşana kadar, tam kadromuza kurana kadar herhalde yaşayacağız diye düşünüyorum. Ama işin püf noktasını söyleyeyim. Şu anda iktidar şu oyunu oynuyor, şu psikolojik savaşı yapıyor. Dönün, dolaşın, istikrara, ülkenin geleceğine oy verin. Yani iktidara, yani AKP'ye oy verin diye bir propaganda yürütüyor. Onun için ne yapılıyor? Ve şu algı pompalanıyor. Bakın bunlardan bir şey olmaz. Bunlar parça parça, bölük bölük, kırık kırık bir araya gelemiyorlar. Ülke bunlara emanet edilmez. İyisi mi siz istikrara, yani AKP'ye oy verin, algısını pompalamaya çalışıyorlar. Bu algının da tutması için iddia ediyorum. AKP, iktidar parti kurdurtuyor arkadaşlar. Finans ediyor, ettiriyor, parti kuruyor, kurdurtuyor. Bundan emin olabilirsiniz yani. Sağdan sola bir sürü parti kuruluyor, kurdurtuluyor. Böylece bunlardan bir şey olmaz algısı toplumda oturtulmaya çalışılıyor. Bu tuzağa düşmemek lazım. Ben daha fazla devam etmeden, yani resim bu arkadaşlar ama şu olmalı, bizim ülkemiz bir Orta Doğu ülkesi olmamalı. Orta Doğu ülkesi derken siyasal anlamda kastediyorum, demokrasi anlamında kastediyorum. Mübareğin Mısır'ı gibi olmamalı, Türkiye özgür olmalı. Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da hangi standartlar varsa bizim ülkemizde de olmalı. Özgürlük olmalı, demokrasi olmalı, refah olmalı. Yediğimizi içtiğimizde emin olmalıyız. Medyaya baskı olmamalı. Bağımsız yargı olmalı. Eğer milletimizi seviyorsak her şeyin güzelini, iyisini ona yapıştırırız. Ben de milletimizi seviyorum. Ve demokrasinde, yönetiminde her şeyin iyisini ülkeme yapıştırıyorum. Yoksa standartsızlık ülkenizi sevmek değildir. İkinci, üçüncü standart demokrasi ülkenize layık görmek, ülkenizi sevmek, milletini sevmek değildir. Başkaları ürün üretirken, hormona sınır koyarken, sizin ülkenizde hormon vermeye, hormon üretimi yapmaya sınır yoksa bu milleti sevmek değildir. Milletinizi aşağılamak demektir. Onların sağlığıyla oynamak demektir. Dolayısıyla bizim ülkemiz normalleşmeli. Şu anda bir kriz dönemi var. Devletin üzerine balyoz gibi inen, devlet kurumları üzerine balyoz gibi inen bir iktidar var.
onu parti devlet haline getirmeye çalışıyor. Ama bir gerçek var ki hükümetler, cumhurbaşkanları, başbakanlar değişir ama devlet daimidir. Devlet kimsenin, hiçbir siyasal görüşün, hiçbir siyasal partinin malı değildir, olmamalıdır. Yargı kimsenin değildir, kimsenin, hiçbir partinin değildir. Yargının gözü kör olmalı, delillere göre hareket etmeli, adalet dağılmalıdır. Ama yargıya baskı varsa ki yargının tepesine de balyoz gibi inen bir iktidar var. İstiklal mahkemelerini sulh ceza hakimliği şeklinde 21. yüzyılda tekrar dirilten bir zihniyet var. Bu tuzla oynamak demektir. Tuz kokarsa arkadaşlar huzur olmaz, barış olmaz, istikrar olmaz. Polis, yine polisin tabiri caizse gözü kördür. Polis hepimizin polisidir. Polis hizmet verirken herkese eşit davranır. Ben polis akademisine hocalık yaparken 13-14 ülkeden öğrenciler gelirdi. Onlara derdim ki ülkenize vardığınızda bir kötülük yapmak istiyorsanız bilin ki yapabileceğiniz en büyük kötülük şudur. Hizmet görürken siyasal görüşlerine göre, mezheplerine, inançlarına göre farklı muamelede bulunur ülkenizde. O zaman en büyük kötülüğü yaparsınız, insanınızı bölersiniz diyordum. Dolayısıyla bizim polisimiz de bölünmemeli. Bizim polisimiz herkese aynı mesafede olmalı, kucağını açmalı, parti polisi haline gelmemeli. Yine yargımızın tepesi, medyamızın tepesindeki o balyoz, iktidarın balyoz gibi inmesi ortadan kaldırılmalı. Özgür medya yoksa, değerli arkadaşlar, özgür medya yoksa demokrasi olmaz. Şeffaflığın olmadığı, özgür medyanın olmadığı, fırsat eşitliğinin olmadığı bir ortamda seçim yapmanızın hiçbir anlamı yok. Kısacası biz arkadaşlar ülkemizi seviyoruz, normalleşmesini istiyoruz ve birinci sınıf demokrasiler seviyesine çıkmasını istiyoruz. Daha fazla uzatmadan ben sözü size bırakayım. İlk soruyu sorabilir miyim? Sizi birkaç gündür takip ediyorum sevgili başkanım. İşte Ankara'da Kastamonular günlerinde bizzat Ankara Valisi Sayın Şeyh Muz Günaydın'ın gazeteciler cemiyetinde sizi görür görmez kaçtı biliyorsunuz. Gazetecilere fırça attı. Bu adam buraya kim getirdi diye. Evet. Yayınladı. Biz de yayınladık. İşte sol tarafınızda oturan Sayın Manisa İl Başkanımız Mehmet Bey'e siz burada bu teşkilatı kurmayın. İki satır yazın. Altını biz dolduralım. Size para verelim. Deniyor. İktidarın çok büyük baskısı var. Etrafınızda bulunan iş adamları şey. Tüm bu baskı yani diktatörlere rağmen Demokratik Gelişim Partisi'ni devam ettirebilecek misiniz? Evet. Çünkü büyük bir baskı var. Etrafınız tehditlerle boşaltılıyor. İşte evet. Paralar teklif ediliyor. Evet. Şimdi ben şuna inanıyorum net bir şekilde. Kışın tohum halinde bile olsa canlı kalabilirseniz evet. İlkbaharda yeşerme, boy atma şansını elde edersiniz. Sıkıntılı günlerde, kriz zamanında, kış zamanında tohum bile olsa, tohum halinde bile olsa canlı kalmak lazım. Kurumsallaşmanızı yapmanız lazım. Fikri olgunluğa erişmeniz lazım. Öyle olduğu zaman, bu fırtına dindiği zaman, bu kış geçtiği zaman kök salabilirsiniz, yeşerebilirsiniz, dal budak edinebilirsiniz. Dolayısıyla biz ayakta kalacağız. Biz korkmuyoruz. Moğollardan korkar gibi insanlar korkutulurken biz korkmuyoruz. Allah'tan korkan başkalarından korkmaz. Korkmamalıdır. Zira eğer doğru yoldaysanız, eğer anayasanın yasanın içerisinde hareket ediyorsanız, eğer milletini seviyorsanız korkmamalısınız. Tam tersine bu kadar korkmak, bu kadar sinmek, oğlumla ne yaparlar, kızım ne olur, işe girer mi, girmez mi hesapları yapmak bence bir vebaldir diye düşünüyorum. Böyle korkanları, hele meclisin içerisinde bu tür küçük hesapları yapanları, başka etkili mevkilerdekilerin bu tür hesapları yapanları bu anlamda tabiri caizse uyarıyorum. Kıymetli arkadaşlar, bir vebali vardır. Diğer tarafta ben meclis lokantasında yemek yerken bir başkan vekili arkadaşımız, ismini isterseniz zikretmeyeyim, benim yanıma geldi, AKP'nin başkan vekili. Dedi ki, sana
selam vermek cesaret meselesi. Bak dedi, sana selam veriyorum dedi. Elimi sıktı, bir de kucakladı, ondan sonra gitti. Hakikaten de bakın bu insanlar bana selam vermekten korkuyor. Ama sokaktaki vatandaş size yürekli başkan diyor. Hatta evet. Bugün esnaf odasında diğer kefal odasında işte diğer terziler odası, evet. Şoförler odası başkanları sizi yakından takip ettiler. Onun için aslan yürekli başkan diyorlar. Eyvallah. Peki sevgili başkanım, şimdi arkadaşlara söz verelim. Buyursunlar. Aklımızda çok soru var ama iki soruyu ben alayım Sayın Başkan. Ülkemizde herkes ötekileştirildi. Sağcı, solcu veya paralelci, havuzcu, işte dindar, dinsiz, Atatürkçü veya diğerleri diye ötekileştirildi. Projeden bahsediyorsunuz. Bizim de bu konuda mutlaka bir projemiz olmalı. İnsanları bir araya getirmek için, birlik olmak için, beraber olmak için en büyük projelerimizden birisi olarak da ben şeyi görüyorum. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu'yla, Sayın Bahçeli'yle parti kurmadan önce görüştünüz. Onlarla görüşmenizde bu konu hakkında herhangi bir malumat veya istişare yapıldı mı? Şimdi doğal olarak bu ülkede farklı görüşler olacak, farklı projeler olacak, farklı partiler olacak. Yasanın, anayasanın içerisinde kaldığı sürece onlar ülke hayrına, millete hizmet etme bağlamında yarışan, tartışırsa hayırda yarışan farklı aktörlerdir. Ama şunun cevabını hepimiz vermemiz lazım. Biz Türkiye'nin nasıl olmasını istiyoruz. Çok net bir şekilde. Biz Amerikan toplumu gibi mi olmak istiyoruz? Avrupa'daki toplumlar gibi mi olmak istiyoruz? Yoksa Lübnan gibi mi olmak istiyoruz? Yani tam tersine hani kutuplaştırmadan bahsettiniz. Farklı olarak işte paralel, yeşil ya da işte mezhepsel, dinsel, siyasal kutuplaşma. Bunların hepsi oynandı Türkiye'de. Oynanıyor işte Alevi, Sünni diye, sağcı, solcu diye. Çok ciddi bölündük. 12 Eylül öncesi daha sonrasında. Şimdilerde de farklı kutuplaşmalar biliyorsunuz oluşturuyor. Tekrar edeyim. Tekrar kısmen biraz önce söylemiştim. Şimdi Avrupa'da, Amerika'da, birinci sınıf demokrasilerde biraz önce söylediğim gibi toplum çoğulcudur. Toplum organizedir. Farklı renkler vardır. Onlar zenginlik olarak kabul edilir. Kararlar pazarlık masasında alınır. O pazarlık masasında farklı aktörler vardır. Farklı STK'lar vardır. Farklı gruplar vardır. Şirketlerin ağırlığı vardır. Farklı mezheplerin, farklı dinlerin örgütleri vardır. Ve bunlar farklı cemaatler vardır. Yani bir sürü lobi vardır, medya vardır, düşünce kuruluşları vardır, kamuoyu vardır. Bir şey etkileşim neticesinde kararlar verir. Ve özgür olarak bunlar konuşabilir, organize olur, vakıfları vardır, dernekleri vardır, yayın yapabilir. Biz böyle mi olmak mı istiyoruz? Yoksa Lübnan gibi mi olmak istiyoruz? Arkadaş, benim dinim bu, benim mezhebim bu. İşte buraya da bir çizgi çektim. Buradan buraya geçersen senin alnının ortasından vururum. Hakikaten de geçince vurarsan iki kişi bir daha da kimse geçemez yani. Bölük bölük, parça parça, kırık kırık bir toplum olursun. Ben şahsen bilmiyorum, herhalde burada bir kişi bile çıkmaz Lübnan gibi olalım diye. Ben özgür bir toplum olmamızı isterim. Bu şu anlama gelmiyor, milli değerlerimiz olmasın, bak öyle değil. Tam tersine, bakınız, yani kendi toplumumuzu düşünün, yani bir şey dayatamazsınız. İslam, bunun Alevisi var, Sünnisi var. Sadece Sünni deseniz, bunun dindarı var, yani dindarlığın ölçüsünü onu da bilmiyorum ben. Farklı şekillerde pratik yapanı var. Dolayısıyla bunun bir standardı yok. O zaman ne olması lazım? Demokrasi, hukuk, çoğulculuk. Bu ne demektir? Kimse kimseye karışmayacak, anayasa, yasa içerisinde, özgür bir şekilde. İnanana, işte bu Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa, Müslüman da olsa müdahale edilmeyecek, ibadetini yapacak. Herkes yasal sınırlar içerisinde ticaretini de yapacak, derneği de olacak, gazetesi de olacak, televizyonu da olacak, karşılıklı etkileşim de olacak ama ne dahilinde olacak, sınır ne olacak, anayasa olacak, yasa olacak. Dolayısıyla ha şunlar kötüdür ya da şunlar iyidir. Böyle bir şey olamaz. Demokrasilerde kıstas nedir? Yasa anayasadır. Hiçbir kurum, hiçbir dinin, hiçbir mezhebin, hiçbir STK'nın tekelinde olamaz. Tam tersine herkes girebilir,
objektif kriterler çerçevesinde. Yanlış yapan olursa aynı şekilde onun dinine, siyasal görüşüne, grubuna bakmadan cezasını çeker. Dolayısıyla bizim bence ülkemiz böyle olmalı, çoğulcu olmalı. Ve kıstas, tek kıstas, gruplaşma yerine tek kıstas anayasa ve yasalar olmalı diye düşünüyorum yani arkadaşlar. Daha somut sorarsanız somut inerim. Ben vakit geçmesin diye somut inerim. Şimdi bir bilginizle Sayın Başkanım, 3 gün önce canımız yandı. Özgecan adında bir genç kızımızı toprağa verdi ve hiç olmadı. Ve son 12 yıldır da bu iktidar döneminden sonra toplumda kadına olan şiddette çok ciddi bir artış. Kadına bakışında gittikçe yozlaşmaya varan bir artış söz konusu. Biraz evvel çok güzel bir şey söylediniz. Adalet duygusunun da eksik olduğunu ülkemizde. Bunun, sanırım tabii bu da beraber suç oranlarını da arttıran bir etken. Kadınlarla ilgili sizin iktidarınızda ya da partinizde kadın, sizin partinizin neresinde? Projelerinizin neresinde? Bugün her 5 evden birinde kadına şiddet var. Ve her gün her 2 günde bir de yaklaşık 3 kadın öldürülüyor. Çok ciddi bir rakam. Ben dediğim gibi sizin projenizde, sizin misyonunuzda kadın nerede? Teşekkür ederim. Şimdi nereden bakarsanız bakın, kadınsız erkek, erkeksiz kadın olmaz. Yani bunlar bir elmanın yarısı gibidir. Ama şu da doğru değil, zorlama, yani doğru değil derken tam çare değil. İşte partiler kota koyar ya da bir sınır koyar. İşte %30 bayanlardan olsun. Bence bu zorlama tedbiridir. Bu taşıma suyla değirmen döndürmeli. Oysa sebeplere bakmak lazım. Zamanında bir ağabeyim bana demişti ki, bir dostum, insanlara zorla su içirmeye çalışmak yerine onlara tuzlu börek yedirin. Onlar daha sonra gider o suyu bulurlar derdi. Ya bu ne demektir? İşte kadın işte bu partide %30 olmak zorunda. Onun yerine şunu yapmak lazım. Kadını eğitebiliyor muyuz? Kadınlar yeterince üniversiteye gidebiliyor mu kızlar? Eğitimlerine devam edebiliyorlar mı? Ya da onların iş dünyasına atılmaları anlamında işte burası bir STK faaliyetidir. Bu faaliyetlere katılabilmelerinde engeller varsa bu engeller kaldırılıyor mu? Engeller şu olabilir. Sadece gelenekler değil, ne bileyim çocuğu vardır. Çocuğunu koyacağı yer yoktur, imkan yoktur yani. O ondan dolayı ilgilenmiyordu. O imkanları veriyor musunuz? Ona o kolaylığı görüyor musunuz? Dolayısıyla ben açıkçası zorla su içirmekten ziyade tuzlu börek yedirmeyi tercih edenlerden. Başka? Şimdi bakın eğitimin, eğitimden, eğitim öğretimden ne anlıyoruz? Ben hatırlıyorum şimdi, hatırlamaya çalışıyorum. Ortaokulda, lisede ne gördük? İnanın hiçbir şey hatırlamıyorum. Bazı formüller, hiçbir şey yaramıyor. Ama bana keşke medeni insan olmayı öğretselerdi yani. Büyüklerle, küçüklerle konuşurken nasıl davranmam lazım? Sorunlar karşısında nasıl hareket etmem lazım? Yani medeni insan, hayatı kaliteli yaşayabilen insan olmayı öğretselerdi bana. Hatta ne bileyim, masada yemek yemeyi öğretselerdi bana. Yani ben şahsım adına yani masada yemek yemeyi insanlar özellikle böyle farklı cinslerle falan oturup yemek yeme anlamında çok zorluk çektim yani. Elim ayağım çok titredi yani. Ya onu ne yapacağım, onu oraya mı koyacağım, bunu buraya mı koyacağım? Ben demek istediğim burada eğitimi de sorgulamak lazım. Kadın meselesi eğitimden farklı değil ki. Ya da mesela şöyle, benim kafamda çok bunları düşünmüşümdür. Şu anda o kadar güzel teknikler var ki. Mesela bir kaza olduğunda nasıl davranılır? İnsanların kafasında bir model vardır. Zannediyorum bizim modelimiz şu, kaza olduğunda önce kapıyı çekeriz şöyle ve ineriz aşağıya, bir dayılanırız. Hiç önemli değil. Onun için mesela çizgi film gibi olsa, bir kaza oldu çocuklara. Yani bırakınız matematik formülü falan öğretmeyi. Birinci düğmeye basıyorsunuz, kaza oluyor, iniyorlar aşağıya, kavga ediyorlar, saç başa yuvarlanıyorlar. Çocuklar nasıl? Çocukların yüzü buruşuyor. Aa, beğenmediniz mi? Bir daha basıyorsunuz. Bu sefer aynı kavga oluyor, iniliyor, geçmiş olsun, iyi misiniz? Kaç tarafı da kardeşim, iyi misiniz? Aman ha, çocuk başını vurdu falan. Yani birinci insan odaklı, yani
Arabaya ne oldu değil. İyi misiniz? Karşılıklı geçmiş olsun. Sonra değil. Öğretmeni dese ki ona, bakın insanca davranış ikinci resimde vardır. Birinci resimde ise insanca olmayan hayvanca bir davranıştır. Deseniz o çocuk ölesiye kadar hayvanca davranmamak için elinden geleni yapar. Ve bu örnek gibi bin tane örnek olsa. Mesela hırsızlık, bir kişi çalışıyor bir yerde, hırsızlık yapıyor, mahcup oluyor, hapse düşüyor, rezil oluyor. Hemen tekrar basıyorlar, hırsızlık yapmıyor, belki belli sorunları var. Sonra güzel, onurlu bir hayat yaşıyor. Hangisi? İnanın böyle bin tane çizgi film, model, çocuklara model verseniz, bırakınız başka dersleri, bırakınız derken tabii ki olacak, matematiği de olacak, kimyası da olacak ama bu eğitim, bu beşeri münasebetler, insani münasebetler, kaliteli yaşama hayatı verilebilse iddia ediyorum hayat değişir. Ve o modellerden birisi de şöyle olsa, bak bu senin annen, bu senin kız kardeşin, bu senin eşin, ona böyle şiddet kullanmayı, bu bir hayvanlıktır diye öğretselerdi herhalde bizlerin eli annemize karşı, eşimize karşı, kızımıza karşı kalkmazdı. Ve orada Efendimiz'den örnekler verilseydi, Batı'dan, Doğu'dan örnekler verilseydi biz farklı insanlar olurduk. Ama biz bazı şeyleri maalesef bu eğitimi almadığımız için deneye yanında öğreniyoruz. Belki bin kere özür dilemek zorunda kalıyoruz. Benim şahsi kanaatim kadınlarla alakalı bu. Yani yapıyı değiştirmeden, eğitimdeki o yapıyı, toplumdaki bazı o değerleri değiştirmeden bir anda düzeltmek zor. Ama yakinen Özge Can örneğine bakarsak şu var. Yargı çok önemli, cezalandırma çok önemli. Ben caydırıcı cezaların olması gerektiğini düşünüyorum. Bir taraftan rahmetli Menderes'i astılar yani. Türkiye'deki o idam cezasından dolayı. Uyku neydi? İdam cezasının suistimal edilmesidir. Ama diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nde hala şu anda idam cezası var. Ben size soruyorum. Avrupa'da yoktur idam cezası. Kim diyebilir Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'nden daha ileri demokrasidir? Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin insan hakları yoktur. Tam tersine Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki diğer ülkelerle alakalı insan hakları raporu hazırlar. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Sadece faili koruyan bir yaklaşım, demokrat bir yaklaşım, çok ileri bir insan hakları anlayışı asla olamaz. Bakın bu ölen mucize olsa bir canlı mesaj verebilse, konuşabilse ne diyecektir? Ya benim en kıymetli varlığım olan canımı, hayatımı elimden almışsınız. Bana bu rezillikleri yapmışsınız. Bir de beni yapmışsınız. Elimi kolumu kesmişsiniz. Ama siz beni öldürenleri işte efendim kaç metrelik yerde koyalım. Karnı doymuş muymuş, doymamış mıymış? Bu adalet mi ya? Empati yapın bakalım. Allah korusun. Kendi başımıza gelse, kızımızın, oğlumuzun başına gelse. Ya razı mıyız biz buna? Dolayısıyla ben cezaların ağırlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bilsem ki bu ülkede artık muhalifleri, alternatif liderleri asmaya başlamalarından korkmasam ben idam cezasını bu konularla alakalı savunurum. Ama korkuyorum yani şu anda. Çünkü bizim ülkemizde bugüne kadar hep siyasi düşünceli düşünceden idam edilmiş. Kimse tecavüzden ya da hırsızlıktan ya da herhangi bir şeyden idam edilmedi. Şimdi düne kadar hep idam diyorduk ama ben bundan da endişe etmeye başladım. Çünkü idamı da ayırmak lazım. Kimi idam etmek lazım? Aynen. Siyasi ve muhalifleri de kapsıyorsa evet idama hayır. Çünkü herkes düşünsün söylemekte özgür ama gerçekten sadece suçluyu ya bu tip suçları kapsıyorsa evet idam. Ben çok de doğru. İdamdan yanayım. Ama onu ayırmak çok lazım. Doğru. Ben ama burada bir parantez açmak istiyorum. Ben AKP'nin bunu yapacağına inanmıyorum. Eğer idamı getirirse tüm siyasi her şeyi kapsayacak ve bu da onlar gibi düşünmeyenlerin önüne çok ciddi bir set olacak diye endişem de ondandır. Şimdi size kesinlikle katılıyorum. İdam çok iyi sonuçlar verecek herhangi bir şey değil. Çok tehlikeli bir olay. Ancak bir de şöyle düşünüyorum. Şimdi insanların çift tarafta olan sağ tarafında melek, sağ melek, sol tarafında sol melek. Bir şekilde ister istemez biraz hınç alma bir duygusu da var gibi geliyor insanlarımızda ki herkeste olan bir şeydir. Bu psikolojide zaten vardır. İnsanın kendini öz koruması olarak hınç ile çıkarmaya çalışır. Şimdi
Ben diyorum ki bu gençlerimizin şimdi aslında bu katliam olayını yapan gençler de ana çocukları yetiştirilmesinde bizim ailelerimizin çok büyük sorumluluğu var. Sonuç olarak kültür seviyesi belli bir noktadayken özellikle bazı taşra bölgelerindeki insanların kültür seviyeleri biraz daha annelerin babalarımızın düşük. Annelerin babaları çoğu üniversite bitirmediler. Okumadılar. Normalde görücü usulü evlendirdiler. Dolayısıyla onların evlerinde de aslında bir peder şahri olay vardır. Bir babası bir yapar, annesine bulur, kıratır, tepsiyle bir tabağı devirir. O şartlarda büyüyen bir çocuk hiçbir şekilde eğitilmediği için de daha sonra bu olayları yapıyor. Bizim önce aileler, çünkü çocuklar insanlar evlenirken bile Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun görüyoruz, evlenmeye hazırlamak için kurslara tabi tutuyorlar. Nasıl evlilik olur, nasıl anlaşma olur, insanlar gibi gençler arasında nasıl bir anlaşma yaratır? Bu şekilde ailelerimizi de kursa tabi tutmamız gerekir diye ben düşünüyorum. Tabii tabii yani orada bu boşluğu bir şekilde telafi etmek için tamamen sadece çocuk değil tabii. Büyükler de eğitimden geçmeli. Tabii. Çünkü çocuk ilkokulda öğretmenle tanışıyor. Tabii. Tamam. Tabii. Öğretmenlerin de rolü çok büyük. Ama esas manevi olarak küçükten 2 yaşında çocuk algılamaya başlıyor. 2 yaşından 6 yaşına kadar 4 yıl ilk eğitimi aile veriyor. Ondan sonra gelişiyor. Öncelikle genel başkanımıza bir soru sormak istiyorum da. Şimdi daha önce AKP iktidarındayken yani anlaşamamaktan dolayı bir ayrılık söz konusu oldu. Sanırsam Bilir Sunshine de ayrıldı. Ya da niye ikiniz aynı bir parti kurup da aynı çizgide gitmediniz ya da niye ayrı partiler kuruldu? Bir de bir baraj konusuna değinirsiniz. Baraj mı? Evet. Bizim gibi partilerin sıkıntısı olan. Evet. Şimdi yani benim şunu öncelikle şunu kabul etmek lazım. İlmi Sinayim Şahin kendi deyimiyle 40-45 yıldır Tayyip Bey'in, Sayın Erdoğan'ın arkadaşı. Yani arkadaş olursanız tabii çok şey bilirsiniz. Yani. Sizin iddianız bu parti miydi? Hangisi? Yani iktidar partisi bilerek parti kurduruyor derken ki... Yani isterse onlara girmeyeyim. Ben birçok yani birçok isterse bir şey olarak söylemeyeyim. Bir tanesi olabilir. Öncelikle hani iktidar partisinden ya da bir başka partinin ayrılanları bence fert fert değerlendirmek lazım. Grup grup değerlendirmek doğru değildir. Mesela İdris Naim Şahin dediniz. Sormak lazım mesela yani bakanlıktan alınmasaydı ayrılır mıydı diye sormak lazım. Ordu Belediye Başkanı adayı yapsalardı ya da belediye başkanı olsaydı ayrılır mıydı diye sormak lazım. Ya da ne bileyim belli yemeklerde, protokollerde herhalde sıkıntı olmuş birkaç yerde. Bu olmasaydı ayrılır mıydı diye sormak lazım. Yani yetkileri elinden olmuş. Yani ya da şunu sormak lazım. Yani o kadar uzun bir arkadaşlık dönemi varsa yani sorun varsa göbeğinde değilseniz bile kenarındasınızdır. Anlattıklarınız çok şey olur ama niye anlatmıyorsunuz diye sormanız lazım. Benim ise, ben 2011'de girdim dediğim gibi 2,5 sene kalmadım ya 9 rapor hazırladım. Var mı başka Taksim raporu olan, Gezi raporu olan başka vekil var mı? Rapor derken ben sormuşum yani siz tarih görünümlü bir alim ne yapıyorsunuz? Bu doğru mu? Neden vatandaşa soruyorsunuz? Neden anket yapmıyorsunuz? Demokrasi sandıktan ibaret değildir. Neden vatandaşa soruyorsunuz? Neden mini referandum yapmıyorsunuz? Ya da bir başbakanın işi ne? Orada belediye başkanı yok mu? Orada vali yok mu? Orada il müdürlükleri yok mu? Diye sordum onlara. Ya da dedim ki ayırt edin. Orada geziyi ilk başlatanlar sağ sol ayrımı yapmadan çevre duyarlılığı olan insanlardı. Ama siz bunları karıştırıyorsunuz. Daha sonra radikaller, illegal gruplar devreye giriyor ya da girdirtiliyor.
Yani bilerek kasıtlı birileri siz müdahil olun diyor. Neden? Çünkü onlar müdahil olduktan sonra meselenin rengi değişiyor. Haklıyken haksız duruma düşülüyor. Dükkanlar, otobüsler yakılıyor. Bunlar ayrı, burada bir terslik var. Dolayısıyla çözüm süreciyle alakalı. Ne raporum var? Tam Mart 2013'te. O dönemde ben partide olmama rağmen işte yani şu değil mi? Bakın ben artık nereye girmişim? Demek ki burada böyle düşüneceğim. İnsana böyle yakışmaz. Öbür odaya gittim, o zaman öbür odaya göre düşüneceğim. Böyle bir şey olamaz. Siz insansanız, değerleriniz varsa, doğrularınız varsa o odada da doğrular aynıdır, bu odada da doğrular aynıdır. Doğrular CHP'de de aynıdır, MHP'de de aynıdır, AKP'de de aynıdır. Varsa bir çözüm süreci diye bir şey ortaya atılıyorsa, bu AKP'lilere farklı, CHP'lilere göre farklı, MHP'lilere göre, BDP'lilere göre farklı olmaz. Sadece siz, tabii yani bölünmeden yana mısınız, birlikten yana mısınız, örgütten yana mısınız, milletten yana mısınız, buna göre değişebilir tuttuğunuz taraf. Dolayısıyla bizim doğru değil, yani bu örgütü güçlendirecek aktarımız. Bu Kuzey Suriye'de devlet kurmalarını ne çeker? Bu üç ayaklı, dört ayaklı yeni bir devlet yapılanmasının, etnik temelli bir yapılanmanın önünü açacak. Bu örgütün meşru olmasının önünü açacak. Uluslararası hale gelmesinin önünü açacak. Dağdaki gücünü artıracak. Tabandaki gücünü artıracak. Yani ne yapacak? Vatandaşa, aşiretlere baskı yapacak. İstediği zaman istediği kadar artık meydanlara insan çıkarabilecek ki bu yerlerde bulunur. Sormak lazım. Bunu yaptı öbürleri. Öbür istifa edenlerden herhangi biri ya da öbür vekillerden herhangi biri yaptı mı bunları? Yapmadı. Açıkçası söyleyeyim. Dolayısıyla benim şahsen herhangi bir şahısla karşılaştırılmam doğru değil. İkincisi, yani burada dedik ya, yani burada farklı çıkılması için ciddi bir gayret, psikolojik bir savaş var. Belediye gelinmemesi için, sinerji oluşmaması, oluşturulmaması için ciddi bir mücadelenin olduğunu düşünüyorum. Bunu düşünüyorum derken, hem teorik olarak bunu düşünüyorum ben olduğunu, hem de pratikte de bazı delillerim var. Ama her delilimi belki şu aşamada söyleyemem. Yeri geldiğinde çok net söyleyeceklerim var. Evime gelip, hanımıyla evime gelip sonuna kadar yanındayım diyenler gittiler, sonra başka yere gittiler. Hatta eş başkan bile oldular. Yani. Yani, bu tesadüf değil bunlar arkadaşlar. Ve bunun, bu arkadaşların farklı bağlantıların olduğunu biliyorum. Ümmet oldum. Biraz daha istersen aşamayayım ama şimdilik açmayayım yani. Sayın Genel Başkanım. Bir de Baraj diyeyim müsaadenizle. Baraj tabii teorik olarak baktığınızda yani dünyanın neresinde olursa olsun hem teorik hem pratik. Bu doğru değildir. Ama Türkiye'de özellikle 12 Eylül sonrasında şöyle bir anlayış oturmuştu. İşte koalisyonlar ülkeyi kötü yerlere götürüyor, istikrarsızlık oluyor, ekonomik olarak, siyasi olarak kaybediyoruz. Öyleyse istikrar için %10 barajı koyuyoruz. Ve büyük oranda hepimiz destekliyorduk bunu. Ya da en azından hepimiz olmasa bile büyük çoğunluğumuz evet bunun bir hikmeti var, doğruluğu var diyorum. Ama ben gelinen noktada bakıyorum şöyle geriye. Hiçbir koalisyon bu AKP iktidarının ülkeye verdiği zarar, 3 dönem üst üste gelmesine kadar verdiği zarar kadar zarar vermemiştir. Ülkeyi kutuplaştırma anlamında, dış dünyada itibarsızlaştırma anlamında, terör örgütünün önünü açma anlamında, yargıya, medyaya, iş dünyasına baskı anlamında. Dolayısıyla o argümanda çökmüş durumdadır. Yani koalisyonları mahveder, tek parti ihya eder anlayışı sağ olsun AKP sayesinde geçerliliğini yitirmiştir. Dolayısıyla hiçbir anlamı ve kıymeti harbiyesi yoktur bu %10 barajının diye düşünüyorum. Çünkü küçük partilerin yani kimseyi temsil edemiyor şu anda. Yani kendi görüşünü benimsetecek bir genel başkanı partide olmadığı için ya da milletvekili olmadığı için onların sesini duyuramıyor. O yüzden aslında bana benim düşüncem düşmesi ya da daha aşağılara çekilmesi. Doğru, doğru. Ama şu kadarını da söyleyeyim. Bir ülkede böyle 100 tane falan parti bence gariptir. Bunların çoğunun ben hormonlu olduğunu düşünüyorum. Bazılarının da açıkçası şöyle olduğunu ben düşünüyorum. Dernekle, vakıfla partinin farkını iyi anlamak lazım. Bakın burası güzel bir STK. Faaliyetler yürütüyor, insanlar konuşuyor, beyin fırtınası yapılıyor, belirli faaliyetler içerisine girilmiş. Evet, bu faaliyetleri yapmak için parti kurmaya gerek yok. Dernekle yaparsınız, vakıfla yaparsınız. Daha tutarlı ve daha doğru olur.
parti iktidarı amaçlar. Onun için kurulur. Dolayısıyla bence dernek kurması, vakıf kurması gereken birileri gidip de parti kurduysa bence burada bir yanlışlık var. Başkanımsa yani şeye de başkanım diyorlar. Yani dernekte de başkan oluyor. Vakıfta da başkan oluyor. Ama ben bundan daha ziyade AKP'nin bunu teşvik ettiğini, parça parça, kırık kırık bir yapıdan nemalandığını ve bunun üzerine kendi propagandasını yaptığını düşünüyorum. Sayın Genel Başkanım, projelerinizde istisnam yani ve Zühre'ye ne verebileceksiniz? Bu gibi şeylere hiç değil. Kime verebileceğiz? Zühre, Leşper. Şimdi bizim ülkemizde ekonomi daha ziyade para spekülasyonu üzerinde. Özellikle şu iktidar partisi AKP döneminde parayla para kazanma, kupon arsaları üzerinden iş yapma mantığı üzerinden devam ediyor. Ama biz bir realiteyi, bir gerçeği gördük. Yunanistan'da benzeri politikalar Yunanistan'ı mahvetti. Memurlarına para ödeyemez duruma getirdi. İflas etti Yunanistan. Sizi başbakan yaparsak siz de bize yapacak mısınız öyle kıyım? Önce kıyımı siz yapacaksınız, sonra biz yapacağız. O zaman ben o işte yokum. Bak bu, ben zarf attım, ben o işte yokum. Düğü bitmemiş yetim hakkı istemem. Anlayamadım. Düğü bitmemiş yetim hakkı istemem diyorum. Allah korusun. Çünkü nedenine gelince, devlet âliyedeki bir tane hırka şehit olsa bile gerçekleşmiyor ha. Bir lirası dahi geçerse haramdır sana. Az önce bahsetmiş olduğunuz bir spekülasyon vardı. İktidarın vermiş olduğu kuponlardan dediniz. Neler dedin? İktidar, kupon. Kupon arsa dedi. Kupon arsaya ben gitsem vermezler ki. İlla ki onun yanında şey olmam lazım. Ben de şimdi sizin yanınıza doğru yaklaşıyorum yavaş yavaş. Öyle mi? Hiç yaklaşmayın. Biz kupon arsadan anlamayız. İyi o zaman, tamam. Anlayanları da yanımıza sokmayız. O zaman biz benim ekonomi üretim üzerinden gelişmelidir diyoruz. Üretici teşvik edilmeli. Bu tarımda da böyle, sanayide de böyle olmalı. Evet. Eğer üretmezsek gelişemeyiz. Parayla para kazanmak, spekülasyonla, kupon arsalarla ve ya da sadece inşaat sektörüyle bir ülke gelişmez. Bakın bizim teknoloji, ihracatımızdaki teknoloji ürünlerin oranı azalıyor. Bizde zannediyorum %2-3 civarında İhracatımız içerisindeki yüksek teknolojiyle üretilen malların oranı, ama mesela Malezya'da bu %40'lardan fazla yani. Bu şu demektir, biz Ar-Ge'ye yatırım yapmalıyız, üreticiyi teşvik etmeliyiz. Bu mesela bundan önce bir yerdeydik, sözü geçti. Tekrar edeyim aynı örneği. Mesela şu elbisede yün oranı %20 ise bu 10 lira, %80 ise bu 30 lira oluyor. Bakıyorsun diyorsun ki, demek ki bu yün kıymetli bir şey, hadi git bakalım. O yün koyunun sırtındayken kıymetli mi? İddia ediyorum ve biliyorum. O kadar kıymetsiz ki, insanlar diyor ki, ya kesiversen, yani o yünü üzerinden kırkıp, kesip alsan senin olsun. O kadar ucuz. Yani onun kesme parasını karşılamıyor. Burada ne var? Demek ki üretici kazanmıyor. Kim kazanıyor? Başkaları kazanıyor. O zaman ama o yünün bir yerlerde üretilmesi lazım. Burada bir adaletsizlik var. O mandalinayı, o domatesi üreten kazanmalı. Ama burada üretenden ziyade, o yünü üretenden ziyade başkaları kazanıyorsa ona dikkat etmek lazım. Tabii herkes kazansın. Yanlış anlaşılmasın burada. Ama adil bir dönüşüm olsun ve teşvikler verilmeli devlet tarafından üreticiye. Bu sanayi üreticisine de öyle, tarım üreticisine de öyle, başkalarına da öyle olması lazım diye düşünüyoruz. Bizim Manisa'mız pamuk, üzüm üzerine kurulmuş bir yerde. Rahmetli liderimiz Adnan Menderes Manisa'ya bir tekstil fabrikası kurmuştu. Acaba ne için kurmuştu? Dünyanın bir numaralı kumaşı
pamuk kumaşı, yünlü kumaşı Manisa'da çıkıyor. Bu fabrika yok edildi. Bu rahmetli bunu daha önceleri görüyor da. Sonradan bizler gibi gelen nesiller mi göremedik ki kapattık orasını. Şimdi ismim Yiğit öncelikle. Çok güzel konuştunuz, çok doğru. Teknoloji özellikle noktasını çok iyi noktaya vurdunuz. Lakin bunu nasıl başaracağız? Önce de bir konu söylemiştiniz. Hani Lübnan mı olmak istiyoruz yoksa Avrupa gibi olmak istiyoruz? Herkes dediniz ki Avrupa gibi olmak istiyoruz der. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi AKP iktidar büyük bir vurgun yaptı. Burada hemfikiriz. Yani insanlar korkuyor diyorsunuz. Burada açık açık söylüyorum, korban söylüyorum. Büyük çaldılar. Türkiye'den büyük çaldılar. Ve bu adamların en büyük silahı din. En büyük silahı bu. Hemfikir. Bugün başıma çok ilginç bir olay geldi. Arabistan'da bir imam açıklama yapıyor. Diyor ki aslında dünya dönmüyordur diyor. Dönseydi diyor işte uçakla biz havada durduğumuzda Çin bize doğru gelirdi. Öyle bir açıklama yapmış bir imam. Ben de bunu paylaştım ve hani hiciv şeklinde paylaştım. Altına yorum geldi. Şu yorum şuydu. İmam doğru söylüyordu. Dünya dönmüyordu. Yani geçtiğimiz yıllarda o neydi o mankenin adı? Aysun Kayacı'nın çok güzel bir lafı vardı. Hani dağdaki burada yanlış anlamasın kimse kesinlikle. Biliyorsunuz siz ne demek istediğimi. Çobanla benim oyun bir mi? Yani bu insanların cehaletine ötürü bu kadar oy potansiyeline sahip olan bir partiyi nasıl yıkacağız? Şimdi arkadaşlar biraz hani şunu yani imam da değil bence yani. O da Karaca gibi adammış. Hemfikiriz. Onun altına yazı yazan da zaten ciddiye almamak lazım. İşte otomatiğe bağlanmış. Ama şöyle bir şey var. Özür dilerim. Çok özür dilerim. O yazıyı yazan insan da inşaat sektöründe gayet zengin. Müteahhit vesaire falan filan. Yani bazen müteahhit olursunuz ama cahillik baki kalabilir yani. Onun yok yani. Burada şunu kabul etmek lazım. İktidar çok bilen azınlığı değil, az bilen çoğunluğu hedef alıyor. Yani farklı kanallardan bilgi alamayan, ekonomik sosyal sıkıntıları olan insanları hedef alıp onları kandırma, medya ile kandırma ya da belli yardımlarla kandırma politikasını takip ediyor. O zaman ne yapmak lazım? Mesela AKP eğer devletin kaynaklarını AKP poşetiyle dağıtıp vatandaşa bak ben seni seviyorum, acıyorum diyorsa biz şunu demeliyiz. O gelen milletin kaynağı ama AKP poşetinde. Biz de aynısını vereceğiz ama onlar gibi kendi poşetimizde yapmayacağız. Atalarımız sadaka taşında sadaka taşı koyuyordu. Alan el, veren eli görmüyordu. Veren verdim diye övünmüyor, alan alıyorum diye ezilmiyordu. Dolayısıyla biz profesyonel yapacağız bunu diyeceğiz. İngiltere'de de oluyor buna benzer şeyler. Mesela ben İngiltere'de bir tanıdığım birisi vardı, bir hanımefendi vardı. Bize de gelip giderdi. Benim eşim de yanımdaydı. Hanımefendi işte bir çocuğu sahibi olmuş ama daha evlenmeden boyfriend, girlfriend şeyi orada yaygın olduğu için onun kız kardeşini görmüş beyefendi. Onunla beraber yaşamaya gitmiş. O kız kalmış. İki çocukla. Ama ben gördüm oraya bir dubleks vermişler. Bahçeli bir dubleks. Ciddi harcama parası veriyor. Elektrik, gaz parasını veriyor. Yani çok güzel bir hayat. Yani çok güzel olmasa bile yani bayağı rahat bir hayat yürütebiliyor. İşte bu sosyal devlettir yani bu. Dolayısıyla buna benzer. Bakın biz biliyoruz ki işte siz zannediyorsunuz ki evdeki işte yaşlılık maaşını AKP koydum zannediyorsun ama daha önceden Sayın Demirel, Sayın Özal dönemlerinde başlatılan şeyler bunlar, projeler. Bu anlatılması gerekiyor. Yani işte sakatlarla, engellerle alakalı durumlar, evet bu insani bir durumdu. Biz de destekliyoruz bunu demek lazım. Yani bir de her şeye muhalefet yerine evet ya bunlar devam edecek ama daha iyi devam edecek şeklinde açıklamalar yapmak lazım. Ama şunu söyleyeyim, mesela sağlık sektöründeki durum, yani bu hususta bizim dostlarımızla görüştüğümüzde
Evet, hastanelerin birleşmesi doğru ama bu sistemde bazı hatalar oldu, kararlılıklar oldu, sürdürülemez olduğuna dair şeyler var. Bu hususlarda da doğru projeler ortaya koymak lazım. Ve kısa, ama şunu unutmamak lazım. İyi çalışılmazsa, iyi teşkilatlanılmazsa başarı olmaz. Başarı için lider, teşkilat, tanıtım, bunlar çok çok önemli yani. Kadro. Liderin arkasında güvenilir bir kadro. İnsanlar diyecek ki bunlara güvenilir. Yani tabiri caizse gölge kabine gibi. İngiltere'de vardır bu gölge kabine. Bir şey vardır, Tarım Bakanı, bir de Gölge Tarım Bakanı vardır. Bir İçişleri Bakanı vardır, bir de Gölge İçişleri Bakanı vardır. Yani liderden sonra bu gölge kabine, ondan sonra teşkilat, iller, ilçeler, tabana kadar ve bunlarla beraber iyi bir tanıtım. İyi bir tanıtım ne demektir? Topluma inebilme, toplumun hücrelerine inebilme, kahvanesine, berber salonuna, kuaförüne, esnafına inebilme, evlere girebilme, mesajınızı ulaştırabilme. Bunu yaparsanız başarılı olursunuz. Ama ben şunu duydum mesela, İstanbul'da bir arkadaşım bana şunu söyledi. Neden yerel seçimlerde başarılı oldu, her şeye rağmen, her türlü iddiaya rağmen iktidar partisi diye. Bana dedi, üç grup geldi seçimlerden önce. Birinci grup evime geldi, karanfil verdi. İkinci grup, ama kimdi birinci grup evine gelip karanfil verenler? AKP'lilerdi. İkinci grup evime geldi, kitapçık, broşür verdi. AKP'liler dedi. Üçüncü grup ofisime geldi, AKP'lilerdi dedi. Ama ne getirdiklerini ya o söylemedi ya da ben unuttum. Şimdi tesadüf değil arkadaşlar bu. Yani insanlara ulaşmak lazım. Organize olmak lazım. Profesyonel davranmak lazım. Yani burada çok özür dilerim, şunu söylemek istiyorum. Bizim genel başkanımız Sayın Osman Pompon'un da sürekli vurguladığı bir şey var. Hani şu meclisten gelen parti adamları. Bahsettiğiniz şey çok güzel. Hemfikirim, katılıyorum ancak onların aldığı ekonomik yardımla bizim aldığımız yardım... Tarafa bırakıp elde olanla bir şeyler yapmak diyorsanız yol bu yani. Başka yol yok ama tabii ki olması gereken başka. Daha adil olmalı, fırsat eşitliği olmalı. Ama realite bu yani. Her şeye rağmen eldeki imkanlarla, fedakarlıklarla bir şey yapılacaksa böyle yapılacak yani. Ya da yapılmayacak. Böyle görebilirsiniz. Yani mücadele etmek lazım. Yani dünyada her zaman güçlü görünenler, her zaman daha fazla atı olanlar, kılıcı olanlar, tankı olanlar, parası olanlar yenmemiştir yani. Bana çok büyük orduları da küçük ordular alt edebilmiştir yani. Burada tabii başka faktörler de var. Yani sadece mesela iktidar, ya bunların çok parası var, havuz medyası var, bunlar ilelebet devamlı gelecek diye bir şey söz konusu değil. Kirlendiyse, yolsuzluk var, iddiaları doğruysa, Güneydoğu'da çözüm süreci adı altında örgüt güçlendirildiyse, kara parayla alakalı Amerika Birleşik Devletleri'nde Ziraat Bankası'na yönelik soruşturma var. Bu daha geniş boyutlarda varsa medyadaki bu baskı devam ettiği sürece, toplumdaki kutuplaşma devam ettiği sürece, yatırımlar azalırsa, yurt dışından gelen yatırımlar, Türkiye'deki sermaye dışarı kaçarsa işler değişebilir. Yani bu çok aktörlü bir denklem yani. Sadece para meselesi değil yani. Onun için tekrar ediyorum. Kışın çekirdek halinde bile olsa canlı kalabilirseniz ilkbaharda yeşerirsiniz. Peki başkanım. Başkanım, bugünkü medyada bir olay oldu. Yani bir duyum var. Silivri'den hükümete el ödevi verildiği söylendi. Bunu HDP Genel Başkanı da söyledi. Bu değerlendirebilir misiniz? Ben duymadım. Kim vermiş? Yani bu açılım süreci adı altında hükümetin, evet, İmralı'dan böyle bir ödev verildiği söylenmiş. Bana bence AKP'nin içerisinde İmralı'ya gerek bile yok. Çok iyi PKK'cıların olduğunu düşünüyorum ben de. Çok iyi bir PKK lobisinin olduğunu düşünüyorum. Bunda hiç şüphe yok yani. Hatta bir
ben açıklamam. Bunu gizli söylemiyorum zaten, bu fırında kamera da var. Bir gün dedim Kürdistan kurulursa dedim şey olacak yani, bazı bakanların heykelini dikecekler diye de söyledim. Bunu derken tabii bu bölgede Kürdistan, Türkistan, Arabistan kurulması derde deva olsaydı, Osmanlı darıldıktan sonra 20'den fazla devlet kuruldu bu bölgede. O zaman ne olması lazım bu bölgenin? Teknoloji üretimi deyince bu bölgenin akla gelmesi lazım. İnsan hakları deyince, demokrasi deyince, gelişme deyince, eğitim deyince, kalkınma deyince bu bölge akla gelmesi lazımdı. Tam da Orta Doğu dendiğinde illegal yapılanmalar akla geliyor. Cahillik akla geliyor. Fakirlik akla geliyor. Kadının ezilmesi akla geliyor. Demokrasi eksikliği akla geliyor. Demek ki derde deva değilmiş. Dolayısıyla yeni bir Kürdistan'ın kurulması da ülkeye, bölgeye fayda getirmez, zarar getirir, maliyet getirir, yeni sorunlar getirir. Onun yerine bak Avrupa sınırları kaldırıyor, insan hakları diyor, kadın hakları diyor, demokrasi diyor, standartlar diyor. Bizde de aynı şekilde bölgede standartlar diyebilsek keşke, sınırları kaldırabilsek, vizesiz geçişi koyabilsek ve Avrupa Birliği'nin yaptığı gibi ticareti arttırabilsek, ırkçılığa karşı, radikalliğe karşı, teröre karşı beraber mücadele edebilsek daha güzel olur diye düşünüyorum yani. Irkçılığın her türlüsüne, radikalliğin, şiddetin, terörün her türlüsüne karşı koysak ve her türlü farklılığı da, her türlü inanç farkında zenginlik kabul etsek, zannediyorum o zaman işte ülkemizde, bölgemizde daha iyi olur, daha barış huzur olur diye düşünüyorum açıkçası. Başkanım, bu noktada ben çözümlemek istiyorum. Şimdi siz Doğu politikası ile ilgili görüşlerinizi ifade ettiniz. Fakat ben izlemliyorum ki Doğu'da normal vatandaşların arabaları kesiliyor ve kimlik aramaları yapılıyor. PKK tanınması insanlar tarafından. Bundan evvel hepimiz biliyoruz ki Kabul sınır kapısından PKK kıyafetiyle teröristler bizzat şehirlerimize sokuldu. Seçim otobüslerinin üzerine çıkarıldı ve halka milli kahraman gibi alkışlatıldı. Bunun yanı sıra ben zulüm duyuyorum son 10 yıldan beri Taksim Meydanı'nda ve ülkemizin dört bir köşesinde büyük meydanlarda Abdullah Öcalan'ın posterleri sallanıyor ve Türk polisimiz seyirci bırakıyor. Şimdi siz ifade ediyorsunuz, değiniyorsunuz fakat ben diyorum ki bu kimlik arayanlara ne yapacaksınız? Bu meydanlarda bu posterleri sallayanlara ne yapacaksınız? Ve utanmadan kameraları peşlerine takarak İmralı'ya gidip emir ve icazet alıp o emir ve icazetlerini PKK'ya bildiren şahıslara ne yapacaksınız? Tekrar söze karışmamak adına 2-3 soru daha sormak istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi mazlum ve mağduru oynayarak iktidara gelmiş bu parti. Zamanında başörtüsü için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş insanlar bunlar. Ufak ufak palazlandılar, iktidara geldiler. İktidara geldikten sonra, demokrasi diyerek iktidara geldiler. Haksızlıklara isyan ederek iktidara geldiler. Fakat iktidara geldikten sonra demokrasiden uzaklaşarak faşizan bir yönetim sergilemeye başladılar. Şimdi ben şunu söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde Anavatan Partili arkadaşlarımız var. Siz daha iyi biliyorsunuz bizlerden. Doğru Yol Partisi kökenli arkadaşlarımız var. Milliyetçi Hareket Partisi kökenli arkadaşlarımız var. Bugün Demokratik Gelişim Partisi tek başına iktidara geldiği zaman bu kesimlerden mutlaka insan alacaktır içerisine. Parti içi demokrasinizi nasıl işleteceksiniz? Benim kafamdaki soru budur. Anavatan Partisi'nin bitmesi neyle alakalıdır? Kişiye endeksli olmasıyla alakalıdır. Doğru Yol Partisi'nin de bitmesi kişiye endeksli olmasıyla alakalıdır. Demokratik Gelişim Partisi buradaki bu eksikliği görüp kurumsallaşmak adına nasıl tasarrufta bulunacak? Buna mukabil konuşmalarınızı çok keyifle dinliyorum. Ağzınıza sağlık efendim. Renk verdiniz, keyif verdiniz. Şunu ifade etmek istiyorum. Siyasi partiler yasası değişecek midir? Ön seçim, seçim kanununa konacak mıdır? Kontenjan aday yüzde kaç olacaktır? Bu konularla ilgili de bizi aydınlatırsanız bizleri sevinirsiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle bir realite var. Şu dönemde AKP artık dönülmesi bir nokta, zor noktaya getirdi Türkiye'yi PKK ile başlayan. Bundan sonra kim gelirse gelsin, kolay kolay bu işin önü alınamaz. Çok zor. Niye? Kuzey Suriye'de devletçi kurullar. Sadece Kandil değil, vurup kaçacaklar şeye, Kuzey Suriye'ye.
Ve işin diğer tarafı artık uluslararası bir destekle kuruldu Kobani'deki devlet. Yani korunuyor şu anda. Kobani'deki PKK'nın devleti uluslararası bir şekilde korunuyor. Hatta aman oradaki IŞİD, yani tabii IŞİD de illegal bir yapılanmadır, onun yanlış anlaşılmasın. Ama IŞİD aman orayı işgal etmesin, ele geçirmesin diye müsaade verdik. Barzani güçleri Kobani'ye geçti. Dolayısıyla başı çok ağrıyacak diye düşünüyorum Türkiye'nin. Yani bunun önünü almak çok çok öncelikle zor olacak. Yoksa hani keseriz, biçeriz, bilmem ne, onlar söylenebilir bunlar. Hani laf olsun diye söyleriz, söyleriz, insanların hoşuna gider ama hakikaten AKP bu dönülülük meselesini, dönülmesini doğru bir noktaya getirdi, bıraktı. Nasıl getirdi? Bile bile getirdi. İsteği isteği getirdi. Partinin içerisinde örgüte müzahir, örgüte sempatisi olan insanlar sayesinde bunu getirdi arkadaşlar. Bu bana sorarsanız bunun çözümü çok şey sorunabilir. Aslında o ayrı bir konuşmadır. Ben çok PKK ile alakalı ya da Kürtçülükle alakalı, bölücülükle alakalı, terörle alakalı uzun konferanslar verdim. Uzun uzun diye konuşulabilecek bir konu. Ama kısacık bana sorarsanız bu iş sadece ekonomik tedbirlerle çözülmez ama ekonomik tedbir lazım. Kimin için lazım? Hem Güneydoğu için lazım, hem Antalya'nın o sadece sahil şehri değil, dağlık, kırlık bölgelerindeki ilçelerde, köylerde yaşayanlar için de lazım ekonomik teşvik. Kütahya'nın, Uşak'ın, işte Afyon'un, Manisa'nın köylükleri için de lazım. Yani ülkenin hepsi için lazım bu. Demokratikleşme lazım, herkes için lazım. Ama inanın ekonomik tedbirlerle sadece, sadece demokratikleşme tedbirleriyle bu işi çözemezsiniz. Aynı zamanda da etnik milliyetçilikle, ırkçılıkla mücadele etmek lazım. Çok canlı eğer bir etnik milliyetçilik varsa, yani daha adını koyalım, canlı bir Kürtçülük, coşkulu bir Kürt ırkçılığı, milliyetçilikten koyalım varsa, zaten ününü almak çok zordur. İnsanlar kendine şunu sormalı, ben kimim? Eğer o ben kimim de, ya işte gözleri şöyleydi, kaşları böyleydi, kafatası böyleydi noktasında ise bunu çözmek çok zor. Ama ben kimim sorusunu şöyle cevaplarsanız, bu ülkenin İstiklal Marşı'nı babası Arnavut, annesi Özbek olan bir zat yazmıştır. Asım'ın nesli derken de ne Arnavutları kastetmiştir, ne Özbekleri kastetmiştir. Neyi kastetmiştir? Ahlaklı, temiz, hata yapmayan, hırsızlık, arsızlık yapmayan, güzel, vatanını seven bir nesli kastetmiştir. O zaman biz yapan tarihimizdir, değerlerimizdir, ideallerimizdir, bayramımızdır, Kadir Gecemizdir. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bizim bayrağımızı bayrağı gören, Çanakkale'yi benimseyen, üzüntümüzle üzülen, sevincimizle sevilen insanlar haline getirip biz kimiz sorusunu herkes bir daha cevaplaması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu da neyle olur? Eğitimle olur. İnsanlar tarihini öğrenmeli. Ya bizim farkımız yokmuş. Biz büyük bir kültür havuzunun çocuklarıymışız. Kültür bahçelerin, kültür bahçesinin farklı renklerde, kokularda açan çiçekleriymişiz dendiği zaman bizim medeniyetimiz dendiğini bırakın, diğer kültürünü bırakın, Manisa'nın, Afyon'un kültürünü, Bosna'nın, Arnavutluğun, Azerbaycan'ın, Orta Asya'nın, Suriye'nin kültürünü, Irak'ın kültürünü de bizim kültür havuzumuz içerisinde görmeye başladığı zaman bu iş arkadaşlar o zaman bitebilir. Kısacası bence bunu kültür ve kimlik politikaları ile ancak çözebilirsiniz. Çok şey yapacaksınız ama merkezinde bu kimlik politikaları olmalı. Biz kimiz yani? Anlatabiliyor muyum? Bizi olan, yapan Ziya Gökalp'in de söylediği gibi fiziksel özellikler değildir. Ziya Gökalp der ki fiziksel özellikler atlar, hayvanlar için geçerlidir. İnsanlar için önemli olan kültürdür, düşüncedir, inançtır. Dolayısıyla bu kültürel politikalar olmadan bizim kardeşlerimiz, bizim vatanımız, bizim bayrağımız, bizim milletimiz demeden bunu çözemeyiz. Bunu da nasıl dedirtebiliriz? Değerli arkadaşlar, belki bizim filmlerle, romanlarla, müzikle, tiyatroyla, anlatabiliyor muyum? İdris-i Bitlis hepimizin, Bediüzzaman hepimizin, Çanakkale hepimizin, Mehmet Akif hepimizin, Fatih hepimizin noktasında ya da daha başka açılardan bizi biz yapan geniş değerleri insanlarımıza aktarabilirsek bu defa sorun çözülür. Yoksa şu anda ben açıkça söyleyeyim çok sıkıntılı bir noktaya gelmiştir. Ya şöyle yapılır, böyle yapılır. Yani
bana sorarsanız devlet devlettir. Yani ne demek bu? Devlet toprağı olmalı, halkı olmalı ve iktidar olmalı. Şu anda belli iller Türkiye iktidar değildir, hakim değildir onlar. Oralarda örgütün mahkemeleri var. Örgütün örgüt vergi topluyor. Örgüt bayrağını çekiyor. Dolayısıyla bir zaaf var mı? Bal gibi oralarda zaaf var arkadaşlar. Oralara hakim olmadan emin olun siz de gitseniz, ben de gitsem bir şey yapamayız çünkü canımız tehlikede. Yani örgüt çünkü diyor, benim gibi istediğim gibi davranın. Davranmazsan canını yakarım diyor. Yani orada devletten parasını alan ama örgütün istediği gibi hareket etmek zorunda olan bazıları gönüllü, bazıları gönülsüz memurlar var. Dolayısıyla sorun bayağı bir sıkıntılı hale değerli arkadaşlar iktidar sayesinde gelmiş durumdadır. Doğru yani iktidar mağduriyeti iyi oynuyor. Evet oynuyor yani bir taraftan ağlamaya hala devam ediyor. İstiklal Mahkemesi diyor, TEP Parti diyor. TEP Parti döneminde il başkanları, TEP Parti döneminde valiler CHP'nin il başkanları diyor. İşte sıkıştıkça başörtüsüne sarılıyor, ezana sarılıyor. Bu bir bakıyorsun, kendi İstiklal Mahkemesi'ni kurmuş. Türk Ceza Hakimliği, AKP'nin arkadaşlar İstiklal Mahkemesi'dir. Kim ne derse desin, detaylı konuşabilirim. Başkan, iyi CHP döneminde valiler, CHP'nin il başkanıydı. Şimdi kimin il başkanı? AKP'nin il başkanı olmaktan daha ileri AKP savunucusu, övücü. Ne diyelim, AKP'yi övücüler haline getirildi. Yani işte biraz önce konuştuk, Yekta Bey söyledi. Adam beni görünce korkup kaçıyor vali yani. Ne yaptık da hani korkup kaçıyorsun sen yani? Kızacaklar çünkü. Sayın Bal'la el sıkıştın, kucaklaştın, hatırını sordun diye kızacaklar onun için kaçıp gidiyor. Yani böyle olamaz yani, böyle bir şey olamaz. Ondan sonra arkadaşlar doğrusu biraz önce konuşmamda söyledim. Yani biz birinci sınıf demokrasiler gibi olacaksak partici demokrasi olmalı, istişare yapabilmeli. Yani aynı masaya oturabilmeli, medeni bir şekilde dövüşmeden tartışabilmeli, doğrularını söyleyebilmeli. Ama aynı zamanda şunu unutmamak lazım arkadaşlar. Eğer eğitimde bir sıkıntı varsa, ekmeğimiz elimizden alındığı zaman bağırdığımız gibi özgürlüklerimiz elimizden alındığında tepki koyamıyorsak, hala rasyonel değil de mezhepsel, etnik ya da başka türlü aidiyetlerden dolayı özgür davranamıyorsak şunu açıkça söyleyeyim ki yapamayız. Yani mümkün değil yapamayız. Yani şimdi burada istişare olsun diye beyin fırtınası olsun diye toplandığımızda biz ağzımızı burnumuzu kırıp çıkıyorsak arkadaşlar ben söyleyeyim bundan sonra beyin fırtınası yapılmaz. Yani ne yaparız? 3-5 kişi götürür işi ötekilerde imza atar. Yani biraz da bu arkadaşlar yani doğruyu söylersiniz ama doğruyu hayata geçirmeniz için o insanların olgunlaşması lazım. Bana sorarsanız hani darbeleri nasıl önleriz? Ya da parlamenter sistem mi iyidir, başkanlık sistem mi iyidir? Çözüm şudur arkadaşlar. İyi insan, demokrat insan en kötü sistemi bile çalıştırabilir. Kötü, demokrat olmayan insan maalesef en iyi sistemi bile arkadaşlar çalışma sağlayıp getirebilir, tıkayabilir. Yani sorunların ve çözümlerin kaynağı arkadaşlar insan unsurudur. Meseleyi öyle görüp öyle kabul etmek lazım. Yani eğer bir taraftan mesela ön seçim olacak mı? Bakın ben nasıl ön seçim yapıldığını gördüm. Yani ön seçim olmasa bile nasıl teamül yoklaması yapıldığını 2010 seçimlerinde gördüm. İlçe başkanları şöyle küçükçe bir kağıda yazıyor. Ahmet, Mehmet, Hasan, Ayşe herkese dağıtıyor. Ondan sonra oradaki üyelere gidiyor, onu atıyor. Nasıl ön seçim oldu bu? Bir defa oradaki insanlar diyor ki bir dakika ne yapıyorsun? Ben insan değil miyim? Bana çocuk gibi elime yazdın, verdin. Ben onu yazıyorum, atıyorum. Şimdi böyle bir ortamda ön seçimle girildiği zaman çok sakat tablolar ortaya çıkıyor. Önce şu olması lazım. Oradaki üyeler diyecek ki bir dakika ya ben aptal mıyım arkadaş? Niye benim elime yazıp veriyorsun? Benim aklım, vicdanım yok mu? Dedikleri an ön seçim yapın. Ama bu noktaya gelmeden ön seçim yaparsanız çok sakat resimlerle karşılaşabilirsiniz. Ve ciddi orada handikaplar olabilir, kaos olabilir. Parti içinde farklı hizipleşmeler, darbeler, devirmeler, kavgalar olabilir. Yani biraz olay şu arkadaşlar. Hani nasılsanız öyle yönetilirsiniz şey var ya. Biraz bizler
hak etmemiz lazım. Millet olarak ön seçim hak etmemiz lazım. Yani oradaki delege, aday eline verilen kağıt yerine bir dakika arkadaş deyip bunu kenara koyup kendi vicdanıyla hareket etmesi lazım. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde büyükelçiler atanmadan çıkıyorlar kongrenin önüne, oturuyorlar, herkes soruyor. Sen nasıl hareket edeceksin? İşte efendim Ermeni meselesinde ne düşünüyorsun? Şu konuda ne düşünüyorsun? Onlar cevap veriyor, dinliyor. Tatmin olursa tamam diyor, tatmin olmaz hayır diyor. O zaman değiştiriyorlar, başka birine atamak zorunda kalıyorlar. Ama bizde nasıl oluyor? Mesela biz Rütü üyesi seçiyoruz, başka üyesi seçiyoruz. İnanın şey geliyor arkadaşlar, ben nasıl seçim işte? Rütük'te ya da başka bir yerde görevli olacak oturur, soru sorarsınız, ya sen bunu nasıl davranırsın? Özgürlüklerle alakalı ne düşünüyorsun? İşte basınla alakalı ne düşünüyorsun falan filan bir şeyler sorarsınız, açıklar, kafama yattı, sevdim ben bu insanı deyip oy verin. Öyle değil. Yani yasal olarak bakıyorsunuz, evet yasal olarak var. Meclis seçiyor ama nasıl seçiyor? Her parti yoruyor 2-3 isim. Dolayısıyla siz diyelim A partisinden iseniz o gelen isimleri işaretliyorsunuz. B partisinden iseniz o gelen isimleri işaretliyorsunuz. Ben ne anladım bu seçimden? Kağıt üzerinde evet seçim ama pratikte seçim değil. Seçim şu demektir. O oturacak karşımıza, biz sorular soracağız, o cevaplayacak, diyeceğiz ki işte bu. Bu seviyeye gelmeden arkadaşlar inanın bir şey olmaz. O seviye içinde bizim toplum olarak daha dinamik, daha canlı, daha eğitimli ve tekrar ediyorum. Ekmeğimiz elimizden alındığında nasıl böyle öyle saldırıyorsak, bağırıyorsak demokrasimize ya da özgürlüklerimize en uzatıldığı zaman aynı şekilde bir dakika diyeceğiz. Sen kimsin bana liste verdin? Ya bir dakika diyeceğiz. Bunu dediğimiz an işte bu o zaman bunları ön seçim falan yaparız. Yoksa açıkça söyleyeyim yani ben A ya da B partisine saldırmak için şey diyebilirdim şimdi. İşte bunlar böyle yapıyor, kötü adamlar falan ya da böyle esip küpleyebilirdim ama ben size doğrusunu söyleyeyim arkadaşlar. Bizim insanımız kendine saygılı olana kadar, başkasının eline tutuşturduğu isimleri yazmayacak kadar onurlu, gururlu, ufuk sahibi olana kadar bunları yapamazsın. Yoksa inanın herkesin eline dağıtırlar, onlar da oylar, sonra öyle bir garip manzara çıkar ki inanamazsınız, çok ciddi kaoslar çıkabilir yani. Sevgili başkanım, Sayın Canıyar sordu ya seçim kanunu değişecek mi diye. Şimdi 30 Mart mali seçimlerinde ben İstanbul'u söyleyeyim. Sayın CHP'li Deli Kılıçdaroğlu dedi ki ön seçim yapacağız dedi. Ön seçim yaptı. Ön seçimde birinci çıkan adaylar yerine kendi istedikleri adayları koydular. Şimdi aslında bu sorunu çözmek için seçim kanunu değişmesi gerek mi? Tabii yani seçim kanununda özellikle parti liderlerine verilen bu ağırlıklı rol gözden tabii ki geçirilmeli. Ama bence burada dengeli bir sistem sistem de olabilir. Yani bir taraftan halkın teamülü, diğer taraftan o insanlarla birebir yapılan mülakatlar, bunların tamamı bence birlikte değerlendirilebilir. Ama netice itibariyle eğer o dar bölge sistemi olsa, direkt aşağıdan yukarıya halkın gücünü alarak çıkılsa, bence bu neticede parti içerisindeki bir taraftan liderleri halkın duyarlılıkları konusunda daha hassas davranmaya itebilir. Diğer taraftan şu andaki beklentiler, yani bir dahaki dönem aday olabilmek için liderle iyi geçinme şartını da ortadan kaldırabilir. Çünkü neden? Halktan tarafından güçlüyseniz. Ama işte bunu yapmak için mesela bir partinin örneğin diyelim 1 milyon üyesi var. İşte il başkanı var, taban var, üyeleri var her mahallede. Ama ne yapıyor? Genel başkanı delege seçiyor. 1 milyon üyesi olan bir partinin 600 tane delegesi Türkiye'yi yönetecek genel başkanı seçiyor. Doğru mu? Peki burada şu yanlış değil mi? İşte bunun için seçim kanunu değişmesi lazım. Şimdi delegeyi kim yapıyor? İl başkanı yapıyor. Hangi genel başkan adayına bağlıysa. Evet. Mesela işte Manisa'ya örnek verelim. İşte Sayın Canöver diyelim partinin il başkanı adayı. Sizin il başkanınız aday. Hangisi teşkilatlarda güçlüyse kendine göre delege yapıyor, sandık konuşuyor. Ama tüm üyeler burada seçim kanunu değişse, oy kullansa, örneğin işte yeni bir sistem yazılım yapılır bilgisayar artık çağımızda. O zaman il başkanı kendi yanlışlarını yazamaz.
herkes üyeler oy verirse doğru bir aday çıkar diye düşünüyorum. Doğru diyorsunuz. Yani bana göre bu yapılmadığı sürece de düzelme. Tercihli sistem bir de var. Tabii. Yani, tabii. Şimdi sizinle daha önce görüşmelerimizde ekberde bir konu var. O da acayip var. Ayrıldılar. Bunlar birkaç kişi daha var. 70'li yıllarda Adalet Partisi il delegelerini dahi kongreye seçmiş. Yani normal delege, atıyorum burada X mahallesi. O mahalledeki parti üyeleri delegeleri seçiyor. Tamamen tabandan başlıyor demokrasi. Ben demin Sayın Genel Başkan'a şunu ifade etmeye çalıştım. Hakim nezaretinde ön seçim. Hakim olacak, hukuk olacak. Orada hakim nezaretinde olacak. Yani oradan çıkan sonuç kesin sonuç olacak. Şimdi temayül daha farklı bir şey. Temayül de işte bir yasal bir şey olmadığı için, hukuksal bir şey olmadığı için onu göz ardı edebiliyorsun. Ama ön seçim hakim nezaretine yaparsanız bunu tatbik etmek mecburiyetindesiniz. Ve şimdi demin Sayın Genel Başkanımız ifade buyurdular, eğitim dediler. 1970'lerde oluyor bu. İl delegeleri kongrelerle mahallelerde seçiliyor. Milletvekillerini delegeler seçiyor. Ön seçim yapılıyor. Şimdi tabii ki eğitim çok önemlidir ama her şeyi eğitime bağlayamayız. Eğitim bugünlerde 2015 Türkiye'sinde çok daha yüksek seviyelerde. 70'li yıllardaki Türk milletinin eğitim seviyesiyle 2015'teki eğitim seviyesi aynı değil. Ben burada farklı noktalar arıyorum. Türk milleti biat kültürüne adapte edilmiş. Bu 87'lerden sonra gerçekleşmiş. Bu benim kişisel düşüncem. 80'den sonra demokrasiden uzaklaşılmış. Zaten ben Sayın Genel Başkan daha iyi bilir. Ön seçim kanunda varmış. İtilerden sonra Turgut Özal kaldırmış. Ben öyle biliyorum. Anavatan Partisi'nin ilk kurumlarında ön seçimi kaldırmış. Neden kaldırmış? İşte benim askerlerim gelsinler, benim yasalarıma evet desinler, demin kendilerini ifade buldukları gibi el kaldırsınlar, el indirsinler. Zaten hep söylüyorum, Tayyip Erdoğan Turgut Özal'ın resmini neden yanına koyuyor? Aynı kafada olduğu için koyuyor. Aynı ruhta olduğu için koyuyor. İkisi de ne kültürü aşılamışlar, biat kültürü aşılamışlar. İşte bugün üniversite mezunu olan gençlerimiz var. Adam 2002'de gözünü açmış Tayyip Erdoğan'la, 18 yaşındaymış. 13 yıldan beri, 8-9 seçimden beri Tayyip Erdoğan'ı görüyor. E bu adam alternatif görmemiş ki. Kaç kişi var? Yekta Bey seninle hep konuşuyoruz. 2002'den bugüne kadar yeni jenerasyon, yeni seçmen kaç milyon insan var? Bunlar gelme, alternatif bir yönetim biçimi görmüşler mi? Gelme görmüşler şansı mi? Yok ki. İşte Sayın Genel Başkanımıza da bunu anlatıyoruz. Şimdi Mehmet Bey Manisa'da. Şimdi Demokrat Gelişim Partisi'ni kurmuş. Kurdun evet, diyelim. Evet. 4 yıl canıyla dişiyle çalışmış. İlçelerini, köylerini, her şeyini oluşturmuş. Tam seçim sürecine giriyorsun. İşte Genel Başkan ya da işte Teşkilat Başkanı diyor ki Ahmet'i koydum listeye. Bunun peşinde çalışacaksın diyor. Partinin zaten bütün şeyi bu. Yani bugün merkez sağın çöküş nedeninin en büyük sebebi bu. Şimdi ben bakıyorum sokakta şimdi Sayın Bala karşı herkes işte aslan yürekli diyor, yiğit insan diyor. Samimiyet sıkıyor. Evet. Ama yanında dik durmaya gelince ya işte ben çocuğumu işe koyacağım. İş yerime maliye gelir. Bilmem beni burada görürlerse polis gözaltına alır. Bir korku şeyi var. İşte baraj bunları aşacak nasıl olsa. Evet, nasıl bu baraj aşama şeyi var. Az önce dediği gibi işte bir tarafta paralel yapının gazeteleri. Kendine göre veriyor. Doğru konuşmak lazım. Bir tarafta havuz medyası var. Alıyorsun havuz medyası eline 10 tane gazeteyi ortaya koyuyorsun. Ki ben 35 yıllık gazeteciyim. Ortaya koyuyorsun. Yazıların hepsi aynı. Bir elden çıkıyor. Yani böyle bir ortamda nasıl ortaya çıkmak lazım? Ben geçen gün yazmıştım Sayın Balı. 1946'da rahmetli Menderes'in yola çıkışı gibi bir çıkış. Ama bu çıkışta da ilaçlı insanlar olmak lazım. Diye düşünüyorum. Burada herhalde tabii herkes eleştirilebilir. Ama Özal'la Kur'an'ı aynı kefeye koymak bence doğru değildir. Ama Özal'ın da tabiatıyla eleştirilecek rahmetli Özal'ın çok şeyi vardır. Mesela hayali ihracattan başka türlü uygulamalara kadar eleştirebiliriz ama bence Erdoğan'la aynı kefeye koymayalım yani diye düşünüyorum. Ama tabii, zihniyet açısından bir şey olarak düşünce yani yapısıyla anlaşma anlamında bir ortak şey. Şimdi sevgili başkanım eskiden
İnsanlar üreterek kazanıyordu. 6 çocuk okutuyordu. Yani eskiden baktığın zaman bir babanın çalışmasıyla anne çalışmıyor, 6 çocuk okutuyor. Doğru mu? Bugün bakıyorsun, işi gücü olmayan insanların elinde 2 milyarlık, 3 milyarlık cep telefonları var, kontrolü yok. Herkes lütfen kadar borç almış. Mesela buraya gelirken Kapaklı Köyü var, götüreceğim sizi oraya. Hani var? Kapaklı Köyü var, Manisa'nın tamam. Girişinde. Tamam. 7 kilo zeytin veriyorum diye 1 kilo yağ alıyorum. Mazotçuya borçlu. Suyu kesilmiş borçtan, elektriği kesilmiş. Yani esnafı bitik, çiftçisi bitik. Aslında bence bu global yapılardan ziyade bölgesel konu, insanların geçim şeylerini de konuşmamız lazım. İşte affedersiniz fuhuşu aldı gitti. Çoluğumuzun çocuğumuzun yarınları garantili değil. Yani buradan eve sağ gideceğimiz belli. Öyle bir ülkede yaşıyoruz. Şu anda bana göre bugün esnaf odası kabul etmedi ama milli şef döneminden daha kötü bir dönemdeyiz. O zaman düşmanımız belliydi. Şimdi düşman da belli değil. Şimdi sizin önünüzde çok uzun bir yol var bana göre. Tabii Türkiye normalleşmeli yani. Ben de ülkedeki bu yanlışların, hataların, devlet kurumlarına baskının, medyaya baskının, polise baskının uzun süre devam edeceğini düşünmüyorum. Yani devam ederse hakikaten çok feci olur. Yani bu ciddi zarar verir. Doğru dürüst demokratik seçimler yapılamaz. Böyle bir ülkeye yatırım gelmez. Bunlar bence geçicidir diye düşünüyorum. Geçmeli diye düşünüyorum. Yani 12 Eylül kalmadığı gibi, 27 Mayıs kalmadığı gibi, 28 Şubat süreci kalmadığı gibi bu süreçte değişecek. Hatta tam tersine ben ümit varım yani. Her doğum sancılı olur. Günümüzde medyaya yapılan baskı özgürlüğün, medya özgürlüğünün, özgür basının kıymetini öğretiyor bize. Yargıya yapılan baskı özgür yargının kıymetini öğretiyor bize. Polise yapılan baskı bağımsız, objektif, adaletli hareket eden polisin kıymetini öğretiyor. Dolayısıyla ben demokratik Türkiye'nin habercisi, muşturcusu diye düşünüyorum bu zamanları. Aynen Şubat'ın, kışın ilkbaharın muşturcusu, habercisi olduğu gibi bu sıkıntılı günlerde güzel günlerin habercisidir diye düşünüyorum. Ama bu böyledir diye oturup kalırsak bu günler i̇şte yani mücadele gayret sarf etmek, mücadele etmek, oyunun kurallarıyla oynamak lazım. Tüm demokratlar, işte mezhepsel ayrıma bakmadan, tüm demokratlar, dinsel, siyasal ayrıma bakmadan demokrasi ortak faydasında gayret sarf etmektir. Ben de bir şey söyleyeyim. Bir şey daha vereyim. Şimdi Manisa çiftçi olarak duruyor. Efendim. Çiftçimizin sesi olabilecek bir politikacı Manisa'da yok. Yerelde de yok. Genelde zaten çiftçinin çeyisi ifade edilmiyor. Burada çiftçi olan abilerimiz, arkadaşlarımız öğrenen çiftçi. Şimdi bu adamın aldığı mazot kaç para? Bu adamın aldığı mazot kaç para? %5 enflasyondan bahsediliyor. Her sene %30 mazota, gübreye zam veriyor. İşçi paraları zaten biliyorsunuz, yaşıyorsunuz. %10-%20 zamlanıyor. Bu adamların mahsulü para etmiyor. Burada Manisa'da, Balıkesir'de, Muğla'da, İzmir'de bu çiftçinin sesi olmak gerekir. Bu insanlar sahipsiz. Hiç demin Yekta Bey söyledi, Kapaklı Köy'e gidin, dinleyin. Adam neler anlatacak neler. Para kazanamıyorlar. Çiftçi para kazanamazsa bu ekonomi canlanmaz. Bu Türkiye ayağa kalkmaz. Ben her zaman eğer bir vekilimizi, eğer bir devlet büyüğümüzü görürsem hep söylüyorum. Çiftçiye sahip çıkmak gerekiyor. Buna mukabil, siz şu anda faal bir milletvekilisiniz. Benim sizden bir arzum var. Haziran ayına kadar milletvekilisiniz. Şimdi değerli kardeşimle ben biraz evvel görüştüm. Şimdi ona soracağım, bana cevap verecek. Aldığınız domates tohumu neresi, nereden geliyor? İtalya'dan. Türkiye Cumhuriyeti domates tohumu üretemiyor efendim. Patlıcan tohumu da üretemiyor. Mısır tohumu da üretemiyor. ve bir saniye, çok önemli, önerge bile vermenizi arzu ederim. Hibrit tohum, aldığın tohumlar. Evet. Ben fidesini yapıyorum, sebze fidesi. Hibrit tohumun üzerinden tohum alıp tekrar ekebilir misin? Çıkmaz. Çıkar mı? Çıkmaz. Sizin babadan dededen kalan tohumlarınızı alırsınız, tarlaya ekersiniz, tekrar mahsulü verir. Ama hibrit tohum vermez. Hibrit tohum nedir? Genetiği oynanmış tohum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde kanser patladı ise bu tohumlardan dolayı patlamıştır. Patlama yapmıştır ve bu tohumların arkasını çevirdiğin zaman, firma isimlerine baktığın zaman hep İsrail menşeidir, Hollanda menşeidir. Ve bu insanlar bizi midemizden bağlamışlar, midemizden. Yarın öbür gün
İstediğimiz kadar demokrat olalım, istediğimiz kadar ekonomik özgürlüğümüz olsun, istediğimiz kadar dünyaya kafa tutalım, adam bizi midemizden çekecek, esir edecek. Yiyecek ki kardeşim, ben diyorum. Ne yiyeceksin? Adamdan almak zorundasın. Bugün İsrail'in, bugün İsrail'in, Hollanda'nın yüz ölçümü ne kadar ya? Konya kadar. Adam sana domates, bütün tür çiftçisine domates satıyor. Mısır satıyor sana, patlıcan satıyor. Ve sen üretemiyorsun. Onun üstünden de alamıyorsun. Her sene sıfır paketi dünyanın parasını verip almak zorundasın. Sayın Başkan, zamanı iptal ediyoruz. O ayrı bir konu. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Kimyasal silahı orada arama. Kimyasal silah şeyde, pazarda. Kimyasal silah. Sana söylüyorum. Kimyasal silah. Kanseri patlatan bu şeydir. Hibrit tohumlardır. Ben bakıyorum kaç yıldan beri parlamentoda bir Allah kulu çıkıp da kardeşim hibrit tohum yiyorsunuz, bu millete yediriyorsunuz. Yedirmeyin diyen yok. Ege, şeyci söylüyorum. Manisa milletvekili. Tarım Bakanlığı'nın zayıfı efendim. Tarım Bakanlığı'nın değil. Muhalefet milletvekili yok mu memlekette? Bir tane Manisa'da kaç tane MHP milletvekili var? Balıkesir'de var, İzmir'de var. Çıkacaksın kardeşim. Çiftçi. Bak. Ekiyor adam. Benim milletimi yiyor. Yiyor. Bunun önüne geçemezsin. Bu tohumları bertaraf etmedikten sonra geçemezsin. Bunlar hibrit tohumlar. Bunların ithalatını kaldırmak zorunda. Gerçek domatesi ki bu buğdayları geçerli Mısır'da. Onu söylüyorum. Patlıcan'da bile var. Hepsinde var. Patlıcan'da bile var. Yani bunlar çok önemli noktalar. Çiftçi ne yapıyor? Çiftçi biliyor kanser sattığını. Ama ne yapsın adam? Senin dedenden kalan tohum 1 ton veriyorsa dekarda, hibrit tohum 10 ton veriyor. Ne yapacak? Adam cebini düşünecek. Ben daha önce toplantılarda bunu ifade ettim. Hatta basına da bunun açıklamasını yapmaya çalışacağız. Milletvekillerimizi de duyarlı olmaya çağıracağız. Yani en azından Haziran ayına kadar bu konu üzerinde bir inceleme yapar, bir önerge verirseniz bizi sevindirirsiniz. Hazır sizi yakalamışız, size de ifade etmek istedim. Kusura bakmayın. Sayın Savaş Parlak, biz de yazmıştı bu konuyu. Evet. İsrail tohumları diyor. Evet. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Ben uluslararası işler profesörüyüm. Ama ben tarım profesörü değilim. Evet. Bu konuyu siz yazıp çizip önümüze getireceksiniz. Eğer onu vermekten korkan biri varsa o diyeceğiz ki bu korktu, veremedi. Yani bana getirin. Ben söz veriyorum. Bunu getirdiğiniz günün ertesi günü soru önergesi olarak vereceğim. Ama herkesin bildiği alan var. Sen tohumu daha iyi biliyorsun. Evet. Öteki silahı daha iyi biliyor. Öteki daha iyi biliyor. Öteki başka kültürel işlere daha iyi biliyor. Ama şuna tamamen katılıyorum. Bir yani terör ne kadar önemli ve tahrip edici ise, bu genleriyle oynanmış pirinçler, domatesler inan o kadar tehlikeli. Bir taraftan hasta ediyor, bir taraftan kısırlık vesaire başka türlü rahatsızlıklar yapıyor. Yani aslında bunun biraz da kasıtlı yapıldığını iddia edenler bile var. Önce o pirinci sana satarken para kazanıyor. Para veriyorsun o pirinci alıp yerken ya da o mısır alıp yerken genleriyle oynanmış. Sonra o sana o pirinci satanlar o pirinci yediği zaman 30 sene sonra hangi hasta olacağını biliyorlar. Onun ilacını da sonra sana satıyorlar. Evet. Bir de ilaç satıştan para kazanıyorlar. Evet. Bir de uzun vadede tabii halkların devamı, nesillerin devamı bağlamında böyle bir sıkıntı da var. Yani başkanım, bir sıkıntı gibi bir durum da var yani. Şimdi biz domates ekiyoruz, salçalık. Tohumu dışarıda alıyoruz. Ama biz domates yapıyoruz. Niçin? Salçalık. Mesela salçayı veriyoruz buna, çobanlısı ve fabrikaya. Tamam. Ama şimdi çobanlısı bu salçayı dışarı satıyor. Benim bildiğim kadar Almanya'ya veriyor. Türkiye'de veriyor. Türkiye'de veriyor. Atıyorum İsrail'e de veriyor. İç piyasaya da satıyor. Ama şimdi iç piyasaya sattığında fazlasın, dış piyasaya da satıyor. Ne işin bu var ya? Şimdi mesela ben geçen sene Mesut Uçan'a domates ektik, kurutmalık. 300 lira kontrat yaptık. 300 lira biz verdik kilosunu. Dışarı... Hangi ülkelere satıyor peki? Üçüncü dünya ülkelerine satıyor, Almanya, Fransa'ya mı satıyor? Almanya'ya veriyor. Çünkü Almanya'ya veriyor, çok iyi biliyorum çünkü... Mühendisin numarası bende daha şu an telefonla kayıtlı. Kurutulmuş olarak veriyor ki yiyorlar. Kurutulmuş. Kurutulmuş olarak. Yani kurutma yapıyor. Kurutma yapıyor. Verir de diğerlerine üçüncü ülkelere. Yani hani Almanya'da pek alabileceğine geldi olduğunu bilmiyorum. Araştırmamız da. Bir de acaba senin domatesin mi? Ayrı ekstra ektiriyor olabilir. Onlar için ayrı bir ürün. Rusya'dan gelişebilir senin domatesin. Almanya alıyor üçüncü ülkeleri. Rusya'ya sokmadı senin domatesini içeri. Neyse şöyle bir toparlayalım. Sayın Genel Başkanımız da yorgun, yarın için bir konu da var. Sayın Başkan.
Ben nazik teşvikleriniz için teşekkür ediyorum. Şahsım adına, arkadaşlarım adına. Bir de son olarak Sayın Başkanım'la noktaya koyacaktır mutlaka. Size şunu önermek istiyorum. Demokrat Parti Ege'de doğdu. Kurulmuş olan kitle partilerinin hepsi Ege'de doğdu, kazandı. 86 ara seçiminde benim babam buradan ara seçildi, milletvekili seçildi ve destan yazdılar. Sunar Rab'la ikisi o dönem için Turun Tuzan'a karşı. Ege insanı vefalıdır, cefakardır. Ege'ye daha çok ağırlık vermenizi, özellikle çiftçinin sesi olmanızı temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sizin de destek olmanız olsun lazım Sayın Can Uyar. Başkan tek başına nasıl ağırlık çok versin? Çok keyif aldım muhabbetle. Ben de Sayın Genel Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Biliyorum, aramızda görmek gerçekten bize çok mutlu etti. İnşallah yine bekliyoruz. Sizler birlikte olmayı çok arzu ederiz. Özellikle sözünüzü de aldık, tamam. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.